Efendim herkese günaydın, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir sabah. İnşallah güzel de bir gün olsun, bol kazançlı olsun. Viyop'ta ilk rakamlar biraz sonra gelecek. Ardından da borsa açılışını konuşacağız. Borsa bir sıçradı, iki sıçradı, üç sıçradı. Bu üçüncü sıçrayışı daha önce hep döndüğü yerlerden döndü. Daha fazla aşağı gidecek mi, gitmeyecek mi? Seçimler sonrasında ve seçimler öncesinde aradaki fark ne kadar artacak, ne olacak? Bunların hepsini konuşacağız bugün. Ama rüyanızda mı gördünüz diyeceksiniz. Hayır, bu IMF konusu çok fazla gündeme geliyor. Niye çok fazla gündeme geliyor? Yani dış basında Türkiye çok fazla yer almaya başladı. Seçim sonrasında madem bir sürü önlem alınacak, bir sürü yani NAS da vardı bu ülkede. Şimdi Mehmet Şimşek'e çok güvenen bir Sayın Cumhurbaşkanı var. Daha önce kovmuştu kendisini. Demek ki her şey mümkün. Ama IMF asla mümkün değil diyenler için bugünkü programı bir izlemelerini rica ediyorum. Çünkü normal şartlarda bir International Monetary Fund diyorlar ya, uluslararası para fonu. Bugün de uygulanan program esasında IMŞ, International Mehmet Şimşek programı. Niçin bunu söylüyorum? Şu anda seçime kadar yapılanlar daha çok bütçede bir şekilde vergi artırışlarıyla ortaya çıktı. Şimdi bundan sonra cari açığı azaltıcı, ekonomiyi çok yavaşlatıcı bir durum geliyor olması lazım seçimden sonra. Dünkü açıklamalar bu şeklindeydi. Hepsine geçeceğiz ve manşetimizde konuşacağız ama her zaman olduğu gibi bir finansal piyasaların ışığı Amerika'dan doğar deyip bir İngiliz gazetesiyle her zaman olduğu gibi başlayalım. Financial Times'la, biliyorsunuz bu arada Financial Times'ın sahibi Japonlar, yani bu Nikkei grubu, CNBC'yi de onlar, nedir adı, Japonya'da, Asya'da sahipleri Nikkei grubu tarafından Financial Times yayınlanıyor. Blockbuster M&A deals more than double in first quarter demiş. Ya bu M&A'ler konusunda çok fazla konuşmuştuk. M&A haberleri gelmeye devam ediyor. Onu da bir bilgi olarak aktaralım. Satın alma birleşmelerde inanılmaz bir hareketlilik var. Ama tabii Amerikan borsaları ile ilgili bir ciddi kar alımı da olacak mı olmayacak mı konusu açısından değerlendirmemiz gereken bir başlık bu. Bunu söyleyelim, hızla geçelim. Çünkü bugün çok fazla kripto konuşacağız. Kripto konusu çok fazla gündemde yer tutuyor. Hemen bir dönelim Bloomberg'e. Bloomberg'te ne var? Bloomberg'te bu Çin Devlet Başkanı'nı, pardon, Bloomberg'te FTX konusu gündeme gelmiş. Bu daha önce bu batan borsanın, FTX kripto borsasının zaten daha önceden batacağı belliydi ve çok da fazla bu noktada etkileri var. Bir şekilde bir hukuki süreci de tetiklediği gözüküyor dedi. Bunu kripto konusunda konuşacağız. Bu arada hemen bir borsalara da bakalım. S&P %0,86, Nasdaq 0,51 ve Amerikan tahvilleri de 4,21'e doğru hareket etmiş. FTSE'de çok küçük bir artı var. Petrolde biraz bir yükseliş. 81 dolar, 82 dolara geliyoruz ve altında 2217, 2222'yi daha önce görmüştü. Tekrar orayı deneyecek mi, denemeyecek mi? Ona bir bakacağız diyelim ve ardından CNBC'ye dönelim. CNBC'de ne var manşette? Bu Xi Jinping'in daha önce Amerikan CEO'larıyla görüşeceğini söylemiştik. Hollanda Başbakanıyla görüşmüş. No force can stop Chinese tech advance demiş. Bu teknoloji konusundaki ilerlemesi ve çipler konusu biliyorsunuz çok fazla bir gündem oluyor. Hollanda Başbakanıyla görüşmesinin satır aralarına bakmak lazım. Bu arada ben bu Hollanda Başbakanıyla İstanbul'da bir röportaj yapmıştım. Yani ne anlatayım, neresinden başlayayım bilmiyorum. Bu kadar böyle hani mütevazi, bu kadar cana yakın, oradaki bizimle, kameraman arkadaşlarımızla, yönetmen arkadaşımızla sohbeti falan inanılmazdı. Yani işe de zaten bisikletle gidip geliyor. Orası tabii Hollanda, düz olduğu için burada çok fazla Yeditepe olduğu için burada yapmak mümkün değil. Ankara'da da öyle tepeler var. Yoksa bizim Cumhurbaşkanımız ya da Başbakanımız da bisikletle gidebilir. Arkadaşlar bu arada uyuduk mu? 9:35 YouTube YouTube reklamı yapacağınıza bir söyleyin bakalım ya bu Viyop nasıl açıldı? Merak ettik diyelim
Ve ardından da dönelim hemen, nereye dönelim? Reuters'a dönelim. Reuters'ın başlığında ne var? Ardından Barron's ve Forbes diye devam edeceğiz. Reuters'da bu freighter pilot called to tugboat help before plowing into Baltimore Bridge. Bu Baltimore Köprüsü'ndeki kaza ile ilgili detaylar gelmeye başlıyor. Devam ediyor. Bu konuyu takip ediyorlar. Enteresan bir konu gerçekten. Kömür fiyatları üzerine olan etkisinden bahsedilmişti. Kömür fiyatlarında bir yukarı hareket görmüştük. Bu arada bazı yabancı firmaların özellikle Rusya'dan çıkmalarının 107 milyar doların üzerinde bir zarara neden olduğu şeklindeki bir analizden de bahsedilmekte. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu arada Viyop 9835'ten %0.28'lik bir artıyla başladı. Onu da söyleyelim. Dünkü yükselişin ardından borsada yükseliş devam edecek mi sorusu akıllarda. Ve yine kripto konusu. The rise of cryptos billion dollar zombies demiş. Bu kriptonun yükselmesiyle birlikte milyar dolarlık zombiler diyor. Bu konuda neler olup bitiyor? Bir de bunu tabii böyle bir altın rengiyle vermesi de enteresan. Hani ben aylarca soruldu altın mı kripto mu diye kripto dedim. Bakalım o konudaki düşünce devam edecek mi? Bitcoin soaring once again. Bitcoin'in bir kere daha 70 bin dolarlara gitmesiyle birlikte blockchains birden çok daha değerli oldu. More than 50 of them are now worth 50'den fazlası bu blockchainlerin 1 milyar doların üzerine geçmiş ve çok az sahiplik oranları olmasına rağmen. Enteresan bir konu. Bunu birazdan konuşacağız. Sadece kripto bölümümüzde Aytekin'le birlikte diyelim ve Barron's'a gelelim. Barron's'da ne var başlıklarda? Evet, bir rebound oldu. Borsalar yukarı doğru geliyor. Dow, S&P 500 3 günlük düşüşün ardından yukarı hareketlerini gösteriyorlar. The major indices are on track to the end of the first quarter of record levels. Tekrar o rekor seviyelere doğru yükseliş devam ediyor diyelim. Ve son bir tane kaldı. O da Forbes dış basında bakacağımız başlık. Forbes'a da bir bakalım. Forbes'un başlığında neler var diye. Forbes'a geldiğimizde de Trump'ın bu bu Forbes muydu? Bir dakika. Benim kafa gitti. Biraz önceki Barron's'du, bu Forbes mu arkadaşlar? Neyse. Peki. Barron's'u anlattık. Forbes'u anlattık. Ne kaldı? Hepsini anlattık o zaman. Okey. Tamam. Benim hatam oldu. Haydi geçelim o zaman, sadece kriptodan bahsedelim. Evet, nedense bende bugün bir heyecan var, böyle yetiştiremiyorum, o muydu bu muydu diye her şey birbirine karıştı. Bahar mı burada acaba? İnanılmaz güzel bir hava var dışarıda dünden beri. İzmir nasıl Aytekin? İzmir de öyle, dün bir ara 29 dereceydi. Vay, bahar 29. geldi. Yandık. Yandık. Vallahi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, çok genç bir ekibiz. Bu baharın gelmesi bizi nasıl etkileyecek? Bir kere bir onu kenara koyalım. İki, trade ederken fazla iyimser olmayınız. Bir Nisan şakasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Hafta sonu seçim var. O yüzden İstanbul seçimlerinin bir öncekini anımsayın. Nasıl olduğunu, bu sefer İstanbul seçimleri sanki gerçekten genel seçim havasında geçiyor deyip susayım. Belki de yükselişin nedeni bu kriptoda tekrar 70 bin dolar seviyesine geliş. Hep bu güzel havalar bizi mahvetti dedikten sonra konuyu Aytekin'e bırakayım. Artunç Bey, dünün ana yemeği, en önemli haberi aslında Coinbase SEC davasından geldi. Dün akşam dükkanı kapatma yayınında Ege zaten çok güzel anlattı. Ben bugünkü bu ekranda gördüğünüz yayına da link koydum. Hani ilgilenenler girip detayları oradan alabilirler Ege'nin haberinden. Ben de bahsedeceğim zaten akış içerisinde. Ama şöyle gidelim dedim. Dün bu SEC haberi geldikten sonra Larry Fink Fox TV'ye katıldı Amerika'ya. Orada bir kaç yarım saate yakın bir konuşması oldu. Ben izledim tamamını, dinledim.
Şimdi Larry Fink'in konuşmaları gerçekten önemli. Zaten dünyanın en büyük fon yöneticisi BlackRock'ın CEO'su olması hasebiyle önemli. Ama bir de son zamanlarda dijital varlıklara, Bitcoin'e, Bitcoin Spot ETF'lerine çok fazla yatırım yapıyor. Ethereum Spot ETF'i için zaten başvurusu var hali hazırda bekleyen. Dolayısıyla onun görüşleri önemli oluyor. Onları koydum ben. Şimdi yukarıdan başlayalım teker teker. İlk önce Amerikan ekonomisiyle ilgili görüşlerini sordular. Bir balon oluştu mu gibisinden. O da dedi ki çok iyi rally yaptı Amerikan hisseleri, Amerikan borsaları ama hala ben balon olduğunu düşünmüyorum dedi. Hatta kontak halinde, temas halinde olduğum tüm iş insanları da %80'i de, tüm değil özür dilerim, %80'i de yükseliş yönlü beklentilerini koruyor dedi. Yani pozitif beklentileri olduğunu söyledi. Bir balon oluşmadığını söyledi. Fed faiz indirimleriyle ilgili beklenti sorusuna da şöyle cevap verdi. Ben eskiden beri zaten 2024 yılı içerisinde 2 tane faiz indirimi bekliyordum. Piyasa kadar pozitif, yani piyasa 3-4 bekleyenler vardı. Ben 2 bekliyordum. Hala da 2 bekliyorum. Ama bir ihtimal 1'e de düşebilir dedi. Yani 3 mü? Eğer 2 olmazsa, 2 indirim olmazsa 3 mü olur, 1 mi olur diye sorarsanız 1 derim gibisinden bir cevap verdi. Yani Larry Fink minimum bir tane faiz indirimi 2024 yılı içerisinde beklediğini söyledi. Ve şöyle bir soru geldi. O da güzel bir cevaptı, güzel bir konuydu. Dediler ki son 6 ay içerisinde sizi en çok şaşırtan varlık grubu hangisi oldu performansıyla gibisinden. Ben Bitcoin'den uzun vadede inanılmaz pozitifim, Bitcoin'le ilgili pozitifim ama Bitcoin ETF'lerine bu kadar fazla giriş olacağını biz de beklemiyorduk dedi. Hani ben zaten çok pozitif olduğunu birçok yerde söylüyor, belirtiyor. Ama tarihin gördüğü en hızlı başlangıcı yapacağını da bu kadarını da beklemiyorduk dedi. Gerçekten de tarihin gördüğü ETF'ler için söylüyorum. Sadece hani kripto özelinde bir şeyden bahsetmiyorum. Tüm ETF'lere baktığımızda, ilk 50 gününe baktığımızda en hızlı başlangıç yapan İki ETF, ikisi de Bitcoin Spot ETF'i. Bir tanesi BlackRock'ın iBit ETF'i, ikincisi de Fidelity'nin ETF'i. Hatta aşağılarda ARK Invest'in falan da var. Yani ilk ona bayağı bir Bitcoin Spot ETF'leri girdi ilk 50 gün performans açısından. Bunu zaten biz Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas'ın verilerinden de takip ediyoruz. Aynı Larry Fink'in dediği gibi en hızlı başlangıcı da BlackRock'ın ETF'i yapmış oldu. Bu da önemli. ETF'lerden ben çok bahsediyorum buralarda. Hakikaten çok önemli. ETF tarafında grayscale'i bir kenarda tutarsak, yani grayscale daha ETF'ler onaylanmadan önce bir hisseymiş gibi böyle bir sepet yapmış, Bitcoin kurumsalların Bitcoin alıp satmasını sağlayan bir kuruluştu ve komisyon ücretleri çok yüksekti vesaire. Şimdi ETF onaylandıktan sonra oradaki eski tip ETF'ten çıkıp, yani grayscale'den çıkıp yeni işte iBit'tir, ARK Invest'tir, Fidelity'dir. Oralara çok fazla girişler var. Şimdi oralara grayscale haricindeki de giriş olup olmamasını takip etmek şundan oluyor önemli. Hem büyük yatırımcılardan, balina dediğimiz, hem de kurumsallardan Bitcoin'e olan talepte bir azalma var mı yok mu? Yoksa trend hala pozitif mi? Bunu gözlemlemek açısından ETF'lere bakmak önemli. Ve ETF'lerde girişler devam ediyor. Geçen hafta zaten birkaç gün negatif yazmıştık. Yani grayscale'deki çıkışlar daha fazlaydı. Ama bu hafta yeniden pozitife döndük o tarafta. ETF'ler tarafında da şimdilik değişen bir trendten bahsedemeyiz. Ondan sonra başka neyden bahsettim haberde? İşte şeye gelelim. Burası işte dünkü dedim ya, ana yemek aslında Coinbase SEC davasından gelen haberdi. Onu da çok kısaca anlatayım, konu ne? Şimdi SEC, yani oranın SPK'sı diyelim Amerika'nın, belli kripto projelerine ve altcoin'lere davalar açtı. Hem borsalara hem altcoin'lere davalar açtı. Bunu geçen de konuşmuştuk. Davaların aslında birçoğunun ortak teması da şu. Sen bir menkul kıymet gibi davranıyorsun. Mesela Ripple'a, XRP'ye gidiyor, diyor ki sen bir menkul kıymet, security gibi ya da yatırım sözleşmesi gibi davranıyorsun. Senin özelliklerin ona benziyor ama sen bana tabi değilsin. Yani nasıl herhangi bir menkul kıymet gelip benim regülasyonlarıma tabi işte gereklilikleri yerine getiriyor vesaire ama sen bunların hiçbir tanesini yapmıyorsun. Ama bir yandan da menkul kıymet gibisin. Ile ilgili davalar açıyor SEC böyle. Ama davaların hepsinde çok gri alanlar var. Şimdi bu kripto blockchain teknolojisi normal hisse şirket gibi değerlendirilemeyeceği için hakimler de ya da mahkeme süreçleri de çok net kararlar veremiyor. Yani şu menkul kıymettir, bu değildir gibi veremiyor. Bir tane net kararımız var. O da Bitcoin'in menkul kıymet olmadı. Bitcoin haricindekiler, çünkü Bitcoin'de merkeziyetsizlik tartışılır bir nokta değil. Yani bir sahibi yok, bir şirket gibi davranmıyor, bir vakıf gibi davranmıyor Bitcoin. Bitcoin'de kafamız rahat. Orasına commodity dedik, emtia dedik, geçtik. Ama diğerleri için bu tantana sürüyor. Şimdi dün gelen haber de şuydu.
SEC Coinbase'e de benzer bir dava açtı borsaya. Dedi ki sen altında bir sürü menkul kıymet alıp satıyorsun. Yani altcoin alıp satıyorsun ve bana tabi değilsin. Benim regülasyonlarımı yerine getirmiyorsun. Coinbase de dedi ki, demişti yani zamanında, bu dava sürdürülmemeli diye bir başvuru. Yani bu şey olmasın, mahkeme sürecine geçilmesin, direkt düşsün bu. Çünkü benim sattıklarım menkul kıymet değildir gibisinden bir başvuru yapmıştı. Ama oradaki otorite dedi ki yok dedi, dava düşmesin, dava devam etsin bir bakalım dedi. Aslında dün olan şey Coinbase davayı kaybetti, altcoin'ler battı, göçtü falan gibi bir durum yok. Sadece Coinbase'in iptal talebine hayır cevabı gelindi. Coinbase ve SEC oturacaklar mahkemede, bunları görüşecekler ki Coinbase hukukun en başındaki kişi de dün bir tweet attı. Dedi ki zaten biz bunu bekliyorduk, tüm hazırlıklarımız da tamam, hiçbir sıkıntı yok, kendimizi savunacağız diye bir açıklama yaptı. 19 Nisan'a kadar da takvimlenecek. Yani şey, duruşmaların takvimi belli olacak. Şimdi buralar gerçekten çok önemli. Türkiye'de çok fazla altcoin yatırımcısı var. Ben kimle konuşsam herkes bana diyor ki işte altcoin hangisini alalım, hangisini. Yani şu an altcoin'lerin kaderini belirleyecek olan şey inanın bu davalar. Yani birincisi Coinbase ve SEC arasındaki dava nasıl olacak? İkincisi XRP ile SEC arasındaki dava nasıl olacak? Bunlar çok önemli. Eğer oradan, zannetmiyorum ama hani benim zannımdan değil, yani ben tüm işte özellikle dış basını çok takip ediyorum. Oradaki beklentileri de analiz etmeye çalışıyorum. Genel görüş bu yıl içerisinde, seçim yılı içerisinde İşte altcoin'lerin menkul kıymet, security gibi adlandırılıp çok ciddi regülasyonlara, cezalara tabi tutulmasını hiç kimse beklemiyor. Genel görüş bu. Tabii buradaki genel görüşü de biraz şöyle temellendiriyorlar. Şu an seçim öncesi zaten kongrede herhangi bir taraf çoğunlukta değil. Yani kendi başlarına işte şöyle söyleyeyim, kripto paraların lehine ya da aleyhine pozisyon alamıyorlar şu an. Tek başlarına çok hakim bir güç yok orada. Çok farklı fikir ayrılıkları var. İki tarafı da destekleyenler var. Dolayısıyla bu yıl içerisinde çok net bir karar, çok böyle piyasaları sarsacak bir karar gelmesi beklenmiyor. Larry Fink'e neyse bu soru soruldu. İşte daha gün içerisinde birkaç saat önce işte Coinbase'in iptal davası gerçekleşmedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de Ethereum'la ilgili spot ETF başvurunuz vardı. Yani Larry Fink dendi ki çok önemli değil. Yatırım sözleşmesi, Ethereum yatırım sözleşmesi gibi görülse bile, security gibi görülse bile yine de spot ETF çıkarılabilir gibisinden bir yorum yaptı. Yani Larry Fink, yani bu kadar geleneksel finansın kalbinden gelen dünyanın en büyük fon yöneticisinin bu kadar biaslı mı diyeyim, yani bu kadar lehine, kriptoların ön yargılı bu kadar lehine konuşması gerçekten biraz şaşırtıcı, bir anda pozitif tabii. Yani kripto ve Bitcoin severler için de pozitif. Bunu da söyleyeyim ve son tarafa geçeyim. Dedim ya, ben Amerika tarafını çok takip etmeye çalışıyorum. Her akşam özellikle CNBC'dir, Fox'tur, onları takip ediyorum. Şu an en çok konuşulan konu bu gerçek dünya varlıkları. Real world asset dediğimiz konular. BlackRock da girdi tabii bu furuya. Zaten Larry Fink her yerde bahsediyordu yıllardan beri. İleride tüm finansal değerleri, dünya değerlerini, dünya varlıklarını tokenize, ya birçok değeri tokenize etmek istiyoruz gibi zaten açık açık bunu söylüyordu. Onlar da yeni bir tane şey çıkardılar. Ethereum ağı üzerinde bir tane token çıkardılar. Aslında Amerikan hazine bonolarının tokenlaştırılmış versiyonunu çıkardılar. Ve tabii ki BlackRock olunca arkasında çok ciddi bir güven teşkil ediyor. Ve daha bir haftada 200 milyon dolar civarında bir değer topladılar ve birinci Franklin Templeton'ın RVA tokenının arkasından da ikinci sıraya yerleştiler. Ben peki, bu şekilde özetlemiş olduğum gelişmeleri. Alıyor muyuz, satıyor muyuz? Bu kadar kısa vade için ben zaten hiçbir zaman yorum yapmıyorum biliyorsunuz, ama uzun vade için her zaman alıyorum. Peki, tamam, ama Larry Fink'in bu kadar pozitif olduğu bir yerde ben de pozitif olurum. Anladım. Peki, tamam. Peki dün hani daha yön belli olmadı demişti de şey, o yüzden Onat hani nötr kalıyorum ben demişti, almak ya da satmak, yani ya long ol ya short ol dedim, ben nötr olacağım dedi. Sen hani ne düşünüyorsun o konuda, bir fikrini alayım, çünkü bu kadar konuşulan bir yerde sen öyle diyorsun ki hype tekrar başlıyor diyorsun, öyle mi anlıyorum ben? Yani burada kısa vadeli şeyi soruyorum, yani uzun vade hep alalım mı okeyim ben. Para biriktirelim, kriptoya yatıralım, Bitcoin'e yatıralımı kabul ettim. Ama hani bir de hype meselesi var. Şöyle kısa vade için açıkçası gerçekten şöyle, teknik tarafa baktığımda işte 70 binin üzerinde kalıcı olmakta zorlanıyor Bitcoin.
ETF'ler de pozitifken zorlanıyor. Burası önemli. Yani ETF'ler tarafından bir ters trend olsa ve ondan dolayı yükselemiyor desek anlarız. Ama orada da bir aslında ters bir trend. Geçen hafta ama vardı ama bu hafta çıkış yok. Var yok mu? Biraz çıkış var ETF'lerden. Bu hafta net giriş pozitif de yeniden. Öyle yani mi? Çıktı, tamam, çıkanlar dur. Girenlerden daha az. Anladım. Peki o zaman karar vermek kolay değil. Uzun vadeli bakmak lazım. Kısa vadeli pozisyon alırsan zarar edersin diyorsun. Esasında söylediğim bu. Yani o zaman veriler edersin önemli. Edersin bilmiyorum da. Evet, verilere bakmak lazım. Edilebilir. İhtimal var. Edilebilir. Evet. Peki o zaman şöyle yapalım. Güzel söylemiş. Aytekin, kriptoları yastık altına almak isteyenlere ne tavsiye ediyorsun? Güzel soru bence bu. Halving'e de son 22 gün. Aman 22 rakamı. Bizim sevdiğimiz rakamdır. Bu arada kanaldaki editör sayısı da 22. Ya, bir aydır değişmiyor. Çok enteresan bir durum var. Bakalım bu 22 ne olacak? Neyse Aytekin'cim, esasında yurt dışı verileri de takip ediyoruz ya. Bugün de yurt dışında önemli bir veri var ya ve biz de onu bugün canlı anlatacağız ya. Bir Eren Kağan'ı da hemen yayına alalım. Buradaysa eğer. Evet, hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Günaydın. Bu veri hangisi? Kaçta geliyor Türkiye saatiyle? Ne anlatacaksın? Bir söylesene. Bir de bu ondan okumuş da yayına katılacak. Evet. Evet, Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacağız canlı yayınımıza. Önce ben piyasada neler oldu, neler bitti onları aktaracağım. Bugün önemli veriler var. Aslında şöyle bir önem arz ediyor. FED toplantısından sonra ilk önemli veriler bunlar. O yüzden hani piyasanın ne yöne gideceğini o açıklamalardan sonra tayin edebilecek bir veri. O yüzden önemli bir veri diyebiliriz. Hem de büyüme verisi önemli bir veri. Bu nedenle canlı takip etmemiz gereken verilerden bir tanesi. Hem de konuğumuz Burç Okan Okumuş bize New York'tan katılacak. Amerika'dan canlı olarak yorumlayacak piyasaları. Öncelikle hem piyasalarda neler olup bitiyor onları konuşacağız. ABD tahvillerinde neler olup bitiyor onları konuşacağız. CEO'lar hisselerini satıyor ama ABD borsası yukarı gidiyor. Bu nereye kadar gidebilir onları konuşacağız. Ona böyle zorlu sorularımız olacak. Sizin de aklınıza gelen sorular varsa hem siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hem de Twitter'da paylaşıyor olacağız. Orada da sorularınızı toplayabiliriz. Sizin sorularınızı aktaracağız. Hem de bizim sorularımız olacak. Sizlerle beraber yayında canlı olarak değerlendireceğiz. Peki sen bu Japon yenini son çok takip ettin. Onunla ilgili yorumlar yaptım. Bugün bu gelecek veriye bağlı olarak piyasalarda bir hareketlilik bekliyor musun? Ne olursa ne olur konusunda ne konuşuluyor? Yani şöyle, Japonya tarafından başlayacak olursam, geçen hafta aslında bir yorum yapmıştım. Hani borsalar o kadar pozitif gitmeyecek. Hani faiz arttırılsa bile o kadar pozitif gitmemişti. Daha çok böyle genişleyici politikaları devam edeceğine dair bir hava vardı demiştik. Aslında etki kurda olacak demiştik ki zaten öyle oldu. Kur 152'lerin sınırlarına dayandı. Ardından böyle sert bir müdahaleyle geri döndü. Burada da daha çok devletin bir müdahalesi var deniyor. Hani daha çok böyle hani 152'yi geçirmeyecek şekilde kuru tutmaya çalışıyorlar. Borsadaki pozitif hava ise daha kısıtlı kaldı dediğimiz gibi oldu. Zaman zaman Japonya borsaları düşse de pozitif hava hala korunuyor. Önemli nokta artık 150 seviyesi değil, 150 seviyesini açtık, 152 seviyesine geldik. Bakalım Japon bankası da bu seviyeyi koruyacak mı yoksa korumayacak mı? Bugün de zaten manşetimizde de belirttik. Bir tane haber geldi 155'e kadar çıkması bekleniyor diye. İzleyeceğimiz seviye o olacak. 152'den sonra 155 tekrar görülecek mi? Onu izliyor olacağız. Japonya tarafı öyle etkiliyor. Japonya eğer 155 seviyelerine yaklaşıyor olursak da şöyle bir riskimiz var. Eğer Japonya artık sıkılaşmaya başlayacak demektir bu. Çünkü artık kurun çok değersizleşmesinden ötürü artık bir müdahale etmesi gerektiğini bir beklentisi oluşmuş oluyor. Bu beklentiden sonra eğer Japonya faizleri artırmaya ya da sıkılaştırıcı hamleler yapmaya başlarsa ABD'den tahvilleri çekmeye başlayabilir. Oradaki likiditeyi çekmeye başlayabilir. Dolayısıyla tahvil faizlerinin artma riski olabilir. O yüzden kur seviyelerini ve Japonya hisse seviyelerini bu yüzden izliyoruz. Japonya bakalım. Sıkılaştırıcı politikalara geçecek mi? Eğer geçerse etkisi ABD'ye nasıl olacak? Onları izliyor olacağız aslında. Peki bu Amerikan verisi, büyüme verisinin ardından bir hareketlilik bekler miyiz? 3 günün ardından hani Türk borsasının 3. defa yukarı sıçraması gibi Amerikan borsalarında da bir yükseliş var. Evet. Yani aslında beklentilerle biraz alakalı. Beklenti büyüme verisinin 3.2. Eğer büyüme verisi birazcık daha beklentinin altında gelirse evet Fed'in dediği doğruymuş. O kadar da sıkıntı yokmuş gibi olur. Ama tam tersi büyüme verisi beklentinin çok üstüne gelirse aslında uzun vadede beklenti değiştiren Fed yakın vadede değiştirmeli deyip böyle şeyler değişebilir. Fed'in ne zaman faiz düşüreceğinin başlangıç tarihi birazcık daha ötelenebilir. Bu da piyasalara olumsuz yönde yansıyabilir.
Peki son sorum. Aytekin'le kripto konuşuyorduk. Siz aynı grupta mısınız, değil misiniz bilmiyorum. Belki bilmeyen izleyicilerimiz olur. Bizde 3 tane grup var. Burada yorum yapan arkadaşlarımız trade ediyorlar aynı zamanda. Özellikle de bu ara kripto hareketli olduğu için çok fazla kriptoda trade ediyorlar. Borsada kısa vadeli trade ettiklerinde niye trade etmemeleri gerektiklerini öğrendiler. Kriptoda da benzer günler yaşanacak mı, yaşanmayacak mı bilmiyorum ama bu gelişmelere bağlı sen kriptoda ne bekliyorsun? Bu verilerin kriptoya bir etkisi olur mu Eren? Yani şöyle seviyeleri ciddi bir şekilde takip etmek lazım ama 72.000 seviyesi bence önemli bir direnç. Hani oradan ne pozisyona gider açıkçası bilmiyorum. Geçtiğimiz dönemlerde verilere çok böyle duyarsız kalmıştı Bitcoin. Şimdi tekrar duyarlı hale geldi. Burada eğer sert bir hareket gelirse Bitcoin'de çok daha sert hareketler görülebilir. 72.000 önemli seviyesi. Yani şöyle söylüyorum. Pozitif yönde gideceğimiz çok fazla yol yok şimdilik ama negatif yönde 60.000'ler biraz boş görünüyor. Hani 60.000'lere sert bir şekilde tekrar dönüş olabilir yani. Eğer negatif yönde giderse diye düşünüyorum. Peki, Aytekin'cim var mı ekleme yapmak istediğin, sormak istediğin, Eren Kaan'a teşekkür edeceğiz yoksa? Eren Kaan'ı ben çok yakından takip ediyorum. Hatta tahvilleri okumak konusunda ondan da epey şey öğreniyorum. Ben Bitcoin fiyatı tarafıyla ilgili son bir yorum yapıp öyle bırakayım. Buyurun. Hep ben diyorum ya işte hani uzun vade yorum yapmak biraz daha kolay. Şunu bence yatırımcılar düşünün, sorabilir kendilerine. Cevabı kendileri arasınlar. Şu an Bitcoin 73.500'ü gördü bu döngüde ve zirve yaptı. Eğer bunun üzerine hiç gideceğini bu döngüde 2024-2025 içerisinde bunun daha üzerine gitmez, Bitcoin hikayesini tamamladı bu kadardı gibi düşünüyorlarsa zaten riski azaltsınlar, yani cevap belli. Ama ben bu soruyu kendime sorduğumda ben Bitcoin hikayesinin daha bu döngü için 2024-2025 için daha bitmediğini, hatta daha belki başlarında ortalarında falan olabileceğimizi düşünüyorum. Bunu da zaten on-chain verileriyle her şeylere katıldığımızda sabah yayınlarında Onat'ta, Ege'de, İhsan'da hep beraber konuşuyoruz zaten. Hani o şekilde son bir yorumumu yapmış olayım. Peki. Herkese çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Güzel bir yayın oldu. Bu yayında esasında kısa vadede de kripto açısından, Bitcoin açısından da birazcık dikkatli olmamız lazım. Yatırım araçları zorlanıyor. O yüzden hani Fed'in bu faiz indirimi konusundaki hikayenin bir netleşmesine ilişkin her biri bizi çok fazla oynaklığa götürebilir diye anlıyorum ben. Bundan sonraki günlerde Aytekin Çetinkaya ve Eren Kaan Namal çok teşekkür ediyorum. Eren Kaan'ı saat 15.30'da canlı yayında hem Artunç Koca Balkan TV'den hem de sadece borsadan hem de sadece kriptodan hem de hem de hem de her yerden izleyebilirsiniz diyorum. Görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ya ben esasında zannediyorum böyle elim ayağım birbirine karışıyor. Ondan sonra bir şekilde heyecanlanıyorum nasıl yayın yapacağım falan diye. Ve kuliste bir eski dost var. Ama yani beni her zaman heyecanlandıran birlikte çalıştığımızda ben normalde enerjime çok güvenen bir insanım. Enerji konusunda benimle yarışacak hatta beni geçecek bir konuğumuz olacak. Şebnem Uysal diye tanıyorduk biz. Şebnem Ayabakan gelecek birazdan. Şimdi bir sadece borsa diyelim ve manşetimizi konuşmaya başlayalım. Bu IMF konusu acaba seçimden sonra gündeme gelecek mi? Seçimden sonra İstanbul seçiminde yaşadığımız daha önceki belirsizlik gibi günler olacak mı? Borsalar buna nasıl tepki verecek? Piyasalar buna nasıl tepki verecek? Şimdi hepsini sadece borsada konuşma zamanı. Efendim heyecanlanmaktı herhalde. Haklıymış değil mi? Şebnem'cim geldi. Şebo nasılsın? Şebo. Canım benim, iyiyim. Kutucuklarda yine buluştuk seninle. Aynen öyle. Kutucuklarda buluştuk. Özdeşleştik. Geçen gün eski arkadaşlarla Levent Oğuz'la Ömer Denizler'le de kulaklarını çınlattık. Onların da çok selamları var. İnşallah buluşacağız diyelim. Evet. Şebnem Hanım Neo Portföy'de araştırma ve iletişim direktörü. Kendisiyle uzun süre CNBC'de aynı masada yan yana çalıştık. Gerçekten enerjisine ve hem içinin hem dışının güzelliğine hayran olduğum bir insan. Çok Şebnem, harika. duydun dilin sesini.
ben artık tutabilirim herhalde, değil mi? Öncelikle manşetle başlayalım. Yani bu IMF konusu çok gündeme gelmeye başladı. Seçim sonrasında sanki böyle birden her şey değişecekmiş gibi bir hava var. Bu borsada konuşuluyor mu? Yani borsa böyle bir belli bir seviye içerisinde gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Faizler çok artıyor. İşte seçimden sonra kur yukarı gider mi, borsa daha düşer mi gibi sorular falan var ama genel havayı bir senden alayım. Ne bekliyorsun, ne düşünüyorsun? Valla biz de konuştuk. Yani bundan iki ay evvel falan da açıkçası Merkez Bankamızın gerçekten attığı adımlar niyet çok iyi ve dedikasyon çok iyi olmakla beraber çok yavaş olduğu için yahu acaba bir IMF programı falan mı imzalanacak da bu kadar rahatlar, bu kadar yavaş gidiliyor şeklinde bir aramızda çay sohbetlerinde geçen konuşmalar oldu. Ama şimdi bunların hepsi havada kalan şeyler. Çünkü el mahkum önünde rezerv verilmesini gördüğün zaman herhalde bizden daha iyi bir şey biliyorlar diye düşündürüyor insanı. Bütün ekonomist arkadaşlarım arasında da konuşulduğuna da eminim. Onlarla da ben ara ara konuştum. Şimdi şöyle, yani bunun hiçbir zaman Allah aşkına izleyicilerimize, ben en azından kendi adıma hiçbir şey bilmiyorum. Hani eski CNBC'ler Artunç'la Şebnem konuştuysa bir şey biliyorlardır diye bir spekülasyon dolaşmasın ortada. Ama tutup da Larry Fink'in bunu söylemesi, şunun bir altını çizeyim. Gaye Hanım'ın yakın ilişkisi olan network'ünün sağlam olduğu birisiydi Larry Bey. Oradan bir senden yayından çıktıktan sonra bir araştırmalara bakarım. Ama gerçek şu, hiçbir şey geçmişte konuşulup da hayır dendiyse gelecekte olmayacak anlamına gelmez. Ben böyle bir şey duyduğumda da burada 2002'de seninle aynı masadayken yaşadığımız senaryonun aynısını yaşamam için neler mümkün diyebiliyorum ancak. Politik olarak bu yapılır mı yapılmasına girmeyeceğim. Genelde yapılmaz diye herkes çünkü düşünecektir o kapılar. Ama biz gitsek bize kapıyı açarlar mı açıkçası onu da bilmiyorum. Yani o da bir muamma. Fakat gerçeklik şu, bir conundrum dediğimiz bir şey vardır ya, hani nereye elini atsan oradan bir şey düzeltmeye çalışsan arkasından başka bir çöplük çıkıyor, başka bir düzeltecek şey çıkıyor. Bizim içinde bulunduğumuz durum bu. Niyet ve gerçekten kararlılık çok önemli. Şu anda bunun iyi bir imzasını attı Merkez Bankası esasında. Bunu da açıkçası hani rezervleri eriyor diyerekten 1 Nisan öncesine aldı benim gözümde. Çünkü herkes illaki bir 500 bas puan bekliyordu. Buradaki önemli soru geçmiş konuşmak değil. Bundan sonra ne olacak? Şimdi bizim yapacaklarımıza bakalım, niye IMF ile anlaşma imzalaman değildir önemli olan. Kişi kendisinin en iyi versiyonuna ulaşmaya çalıştığı için, Türkiye olarak da biz de kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmamız için sanki tepemizde IMF varmış gibi davranmalıyız zaten. Öyle davranırsak hiçbir şey imzalamaya gerek olmadan iyi ilişkiler idare ederek, ne demek istiyorum? Jeopolitik olarak da geldiğimiz dünya süreci sıkıntılı. Orada da bir şekilde Amerika'ya veya artık kimse, ben şu anda IMF konusu açıldığı için IMF'ye başında Amerika daha güçlü üye olduğu için, başında olduğu için söylüyorum ama başka bir case'den, başka bir kapıdan bize direkt sermaye girişi olacaksa onlarla politikli korrekt olmak durumundayız, değil mi? Düz mantıkla. Şimdi buradan yola çıktığımızda şu, yapılacak her şeyi en güzel şekilde yapacaksak dahi ben seçime İstanbul'un kimin elinde kalacağı şeklinde bir belirsizlik olarak bakıyorum. Başka bir şey diye bakmıyorum açıkçası, bunun altını çizeyim. Ama burada şöyle bir şey olabilir. Örneğin belirsizlikler vuku bulduğunda bizde stres arttığında eyvah gidiyor diyerekten yine çok zayıf karnı olan bir ülkeyiz. Bu çok net. Niyetimiz ne kadar iyi olursa olsun düzelteceğiz. Biz bir kere bozduk bu şaftı, kaydırdık, düzelteceğiz diyorsak açıkçası. Biz burada... diyelim ki şu an çok iyi bir gördü zaten Merkez Bankası sözlü müdahaleyle bir işe yaramadığını. Evvelsi Şubat enflasyonu yüksek geldiğinde çünkü sözlü bir müdahale etti, tınlamadı. Dolar yavaş yavaş yukarı gitti, rezervleri yaktık biz. O arada ben çekerim istediğim zaman pimini çekti. Şimdi geldiğimiz noktada diyelim ki bir belirsizlik var Artuş. Diyelim ki Nisan 1'de bir netlik çıkmadı ve biz bir hafta
İstanbul'u kimini aldığını netleştiremedik. Tekrar sayım yapılıyor falan. Hani bir şey bildiğinden de astrolojik olarak bir belirsiz bir süreç geçebilir gözüküyor bir hafta. Onun altını çizeyim. Güzel. O yüzden, sen de mi bakıyorsun astrolojiye? Başladım. Daha beginner 101. Ama bir buçuk senedir güzel güzel böyle kendim de gördüğüm yorumlayabilme şekline getirmeye çalışıyorum. Ya ben orada açıkçası bir hafta belirsizlik olabilir tarafındayım. Bir dakika dur. Bunu altını çizmek lazım. Yani daha önce İstanbul seçimleri tekrarlanmıştı. Şimdi bunun olasılığı tekrar olabilir mi diye soruyoruz. Doğru mu? Olma olasılığı çok yüksek diyorum ben de. Peki. Peki. Olduğu takdirde ne olur o zaman? Piyasa üzerinde bir etkisi mi olur? Şimdi zaten ortamımız belli. Her ne kadar Merkez Bankası ben ciddiyim bak tekrar gelirim dediyse de o zaman bu sefer belirsizlik, endişe, kaygı çünkü psikolojik şeyler bunlar. Yavaş yavaş doların tekrar yukarı gittiğini gördüğünde ne yapar? Bu sefer eli çok güçlü. Bu sefer bu mesajı vermiş bir Merkez Bankası'ndan ben zaten sen de fiyatlamayı yaptığında görüyorsun bütün arkadaşlarla konuşuyoruz. Hani buralar kesmiyor olabilir ama sonuçta bir 500 demeyeyim de bir 250 bas puan daha gelip belki o artı 150-150'yi 300'e çıkarttı ya şu anda hani 53 mesela bizim normalde bankalar arası en yüksek overnight borçlanma faizimiz. Tut ki 2,5'ü arttırdı hop oldu 55,5. Bantı da tekrar bir 150 daha çekti yukarı veya 300 çekti. Hayda 58-58,5'lardan bahsediyor oluruz. O zaman mevduat faizlerine bakarım ben. 60'lara gelir mi? Şimdi konuşuyoruz havada her şey uçuşuyor gayet güzel. Büyük paralara 56'lar var 57'ler var tamam da bunu normal halk alamıyor. Ben de senin gibi mesela Twitter yayınlarında Şevlem Hanım ne diyorsunuz ya 47-48 alabiliyorum ben ancak 46'dayım hala diyen bir sürü vatandaşımız var. Bir de bunun gerçekten gerçek enflasyon yaşadığı enflasyonla karşılaştırmasını yaptığında daha gidip dolarımı bozayım dedirtmiyor bu aşikar. Yani bu sözlü müdahaleyle falan filan olacak bir şey değil. Bir de sütten ağzı yanmış. Biz ne kadar matematiksel olarak bunun mantıksız. Şöyle ya 50'yi tutturacağını nereden biliyorsunuz senenin sonunda diyor mesela herkes. Enflasyon olarak diyor. Onu tutturmayacaksa ben diyor zaten diyor güven sorunum var diyor. 60-65 versin. O zaman dolar almam TL alırım tamam diyor. Şimdi bu tamamen sokakta yapılan röportaj sayın bunu. Şimdi böyle olduğunda biz ne kadar kendimiz içte fonlar olarak girecek olsak da yabancı girebilir. Yabancıya carry trade avantajını verir. Ha bir de şuraya geleyim. Eğer böyle bir söylem ne güzel oldu Arthur sana yine manşet kattık. Bak Türkiye'de IMF zamanı mı geldi İstanbul seçimi tekrarlanırsa ne olur? O zaman gelmek zorunda olur gibi bir sonuç çıktı zaten yani hani iyi şimdi öyle bir şey ki şöyle yani kısa vadede o tansiyon bizi nereye götürür? Atılacak adımlar. Bir de bununla beraber şimdi güzel olan bir şey var. Gelişmekte olan piyasalarda bir Fed'in bir şekilde faiz indirimi. Ben Haziran'da falan çok erken iyimser olduğunu bekliyorum da Eylül'e kayabilir açıkçası. Bu Cuma gelecek olan. Nisan 1'de açıklanacak olan da piyasalar kapalı olduğu için piyasalara yansımasını Nisan 1'de göreceğimiz PCE verisi önemli. Niye? Her ne kadar bizi sakinleştirmeye ve ikna etmeye çalıştıysa da Powell pek fazla kimse şey yapmadı. Ona da kredi vitesi çok yüksek Fed'in o bambaşka da bir şey biliyor ki dediler. Eskaza mesela oradaki PCE'de beklenen kadar veya düşük gelmez de yukarıda gelirse o zaman Amerikan 10 yıllıklarında yukarı hareket olacak. Bu sefer dot plot işte o nokta harita 3'ten 2'ye mi inecek diye sorgulamalar olacak. Biraz Amerikan 10 yıllıklarına yukarı bu 4.30'lar 40'lar kırılacak mı diye bir belirsizlik olacak falan filan. En kötü senaryoyu konuşuyorum. Seçim sonrası hafta geldik. Böyle bir şey olursa o zaman bizim gerçekten de sıkılaştırma önlemlerimizi daha bir hızlandırarak almamız gerekecek. Bu olduğunda da ben de açıkçası şöyle bir şey diyeyim. Aldığı önlemlerle yapacağı gerçekten elinde çok güçlü silahları var artık Merkez Bankası'nın.
Ama rezervi biriktirip de swap piyasasını açası, o zaman bizim yazı geçirmeye kalır. Yani böyle bir en kötü senaryoda. Hmm. O zaman Türkiye'de IMF zamanı geldi mi konusu daha fazla konuşuluyor olur. Şu anda öyle bir durum konuşulmuyor olabilir de, hani kötü senaryoda bu konu açılacak olabilir. İyi senaryoda ne olur? İyi senaryoda her şeyi netleşmiş olarak aldık, seçimi atlattık. Şeyde peki diyeceksin ki dolarda yukarı hareket biter mi? Dolarda dengeyi bulana kadar, yani şu anın kesmediği belli, biraz zaman geçmesi gerekiyor. Çünkü merkezin göndermiş olduğu mesajları aldık. Orada atacağı adımların öncesinde Mayıs'ta bir 70-75 enflasyon göreceğimizi biliyoruz. Baz efekte düşeceğimizi biliyoruz. Ha, merkezin orada söylediği şey çok güzel. Aylığa bakacağım artık dedi. Yani kesinlikle baz efekte bakmayacağım dedi. Ben öyle okudum. Bunu söylemiş olması çok olumlu. Aylık aylık gittiğimizde o zaman benim korkacağım ne kaldı? Enerji. Enerjiyle ilgili zam olayları, vergiler. Oradaki gelecek olan vergilerin yansıması, hani enflasyonda bir şeyi kontrole artı, petrolün de 85'lerde dolanırken global olarak jeopolitik bir riske açık olduğundan da dolayı 90'lar olmayacağının garantisi yokken niye gidip bu elimi bu taşın altına koyayım gibi gibi bir sürü belirsizlik. O zamanla görecek bir şey. Hem bir yandan dolar yukarı giderken merkez müdahalelerini göreceğiz. O müdahalelere gelen yabancının girişle ilgili iştahını göreceğiz. Hem onunla beraber enflasyonun düşesi gelirken zamlar, ötelenmiş zamlar, bir simit zammımız var mesela bizim yani. Seçim sonucunu bekleyen bir simit zammımız var en basiti. Hani şaka değil, gerçekten ben ciddi anlamda şeyle ilgili benzin yukarı giderken, petrol yukarı giderken benim 90'ları gördüğüm bir Brent ortamında jeopolitik bir risk olursa Türkiye'nin hali hallice şeklinde bir endişem var mı? Var. Bunu kontrol altına alıp alamayacağını görmek isterim açıkçası. Sustum. Özetle esasında çok fazla risk var. Ama seçim sonrasında özellikle bu İstanbul konusunda söylediğin, yani bir şekilde daha önce yaşanan korkular tekrar yaşanacak mı? Olması olasılığı var mı? Var. Yok değil. Yani biz şimdi Mehmet Şimşek gönderilemez. Çünkü intihar olur diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı dün çıktı açıkladı. Bizim manşette de var. Ekonomi yönetimine destek verdi. Mehmet Şimşek'e itimatım tam dedi. Ama işte diyelim ki şeyin iktidarın oyları çok azaldı mesela. Hani İstanbul'u alamadı, Ankara'yı alamadığı gibi oylar da azaldı falan. Hani böyle bir şey bekleniyor, beklenmiyor manasında bir şey söylemiyorum. Bunların siyasette yaratabileceği etkiler, eskisi gibi etkiler olur mu konusu var. Ben böyle olacağını düşünmüyorum. Olabilir mi? Hayır, olamaz diyemiyorum ama. Diyemeyiz. Bir yandan da. Ama ben de senden tarafım. Ben de senden. Ben başından beri o spekülasyonlar piyasada yapılırken de açıkçası şöyle, ceteris paribus, böyle bir şey yapma lüksümüz artık yok diyerekten hiçbir şekilde kalben de buna inanmadığımı, böyle bir şeyin olmayacağını, Sayın Şimşek'in burada kalacağına inancının sonsuz olduğunu söylüyordum. Benim durumum o değil. Benimki daha başka. Seçim sonuçlarındaki diğer şey. Peki. Oradan şuna gelelim. Borsanın bir kendi dinamikleri var. Bugün işte safra tavan açmış çünkü bedelsiz açıklıyor gibi irrasyonel hareketler de görüyoruz. Şimdi bu irrasyonel hareketler bizi yabancı gelmediği sürece, bu likitte düşük olduğu sürece çok abuk subuk hareketlerle başka yerlere de götürebiliyor. Ama faiz bu kadar yükseldikçe bu abuk subuk, spekülatif demeyeceğim, manipülatif hareketlerin devam ettirilmesi çok da kolay değil. Yani dün de söyledik işte. İşte 8600, 8700, 9300 orada gider gelir, düşünce alacaksın, yükselince satacaksın diye. Bundan sonra borsa ile ilgili genel havayı nasıl bekliyorsun sen? Özellikle endekse baktığın zaman, endeksteki blue chip'lere baktığın zaman, yani BIST 30 kağıtlarına baktığın zaman, BIST 100'e baktığın zaman veya yan kağıtlara baktığın zaman genel tabloda ne görüyorsun? Artuncum, zaten alternatif baktığınız zaman enstrümanların getirilerinin yukarı çıkması burada biraz hız kestiriyor. Ama bizde enteresan, biz Türkiye olarak
borsa yatırımcısı da borsasından vazgeçmediği, tahtasından da vazgeçmediği için şöyle bir şeye bakalım. Benim aylık borsadaki diyelim ki ben bir şeyim, beklenti sahibiyim. Borsa yukarı gittiğinde daha çok kazanacağıma inanıyorum her halükarda. TL'deki mevduat çekici de olsa. %6'nın üstünde bir şey istiyorum ben de, ama çok basit bir şeyle, matematikle. %6'nın üstünde kazanacağım ortamı gördükten sonra kim ne derse desin, matematiksel olarak baskıda olsa mantıken, evet, bilim olarak baskı olacağını da düşünsek biz ekonomist tarafından, o gidecektir kardeşim. Yani bazı tahtalar öyle büyük bir ihtimalle seçili tahtalarda devamını kesinlikle göreceğim. Ama genel bir hani şeyi şöyle bir ayakları yere basan matematiksel açıdan baktığımda da ucuz mu ucuz? Ucuz mu şöyle ucuz derken neye göre ucuz? Eğer bütün bu programların hepsini oturtturacaksak, enflasyonu kontrol altına alıp da geçmişte bizim hani 2000'li yıllarda takip ettiğimiz ekonomik modellere geri dönüp de ortodoks şekilde bu ekonomiyi ayağa kaldıracaksak da, bu 5 ay sonra da olacak olsa, bu bize 2 tane en az görünüm değişikliği yukarı yönlü, bir tane de not artışı getirecek mi? Getirecek. O zaman ben burada geri çekilmelerde alıcı olurum orta uzun vadede kesinlikle. Endeksin grafiğini hemencecik söyleyeceğim. Teşekkür ederim Mustafa arkadaşıma. Endeksin yalnız görüntüsü şu anda kısa vadede sanki benim o ilk söylediğim biraz ne olur bilemiyorum, belirsizlik var. Orada çünkü nedir endeksin istediği? Ben yabancı gelecek diye bu endeksi tuttum. Bunun normalde 2.70-80 civarında aralıkta dolar bazında, yani 270-280 dolar bazında beklediği bir bölgedeyim. Sıkışıyorum. En ufak bir sürpriz şok negatifte aşağı 2.60 sentlere doğru giderim, 260'lara doğru. Eğer o olmuyorsa da ben 3'ü aşıp 3 ve üstüne gitme eğilimindeyim sene sonuna doğru. Tam olarak 300 dolarları geçip yukarı gitmek isteyen ama bunu şu anda sıkıştığından dolayı yapamayan bir endekse karşı karşıyayım. Şimdi TL bazında bir grafiğimiz vardı, istersen ona da bakalım. Çünkü TL'de daha biraz daha şey, ben dolar bazında bunun buralarda duracağına inanıyorum. Çünkü dolar hafif hafif yukarı çıktıysa zaten bu buralarda kalacaktır. TL bazında endeksin grafiğinde o 8500'ler, en aşağıda da hadi biraz daha zorladım 8300'ler. Eskaza şok negatiflik olur ise ama yurt içi ama yurt dışı 8500'ün altında bir kalış, haftalık kapanış negatiftir. Yani o zaman o sıkışma negatifliğe yol açar. Onun için onu şu anda olacağını düşünmüyorum. Bu senin söylediğin sektörel bazdaki bir incelemeyle belki cevap bulabilir Artunç. Ben biliyorsun yabancılara danışmanlık verdim senelerce geçmiş yıllarda. O zamandan mütevellitte net olduğum bir şey vardı başından beri. Kardeşim bizim zaten bu hikayemiz tutacaksa buraya ilk İMKB 30'un sağlam şirketleri, bankalar ve holdinglere gelir yabancı. Siz orada konuşlanın ki parayı çarçur etmeyelim. Benim için sizin paranızın artması çok önemli. Çünkü buraya baz oluşturup da yukarı gidebilmemiz için sizin daha zenginlenmeniz lazım. Zengin olmanız lazım. Şimdi bunu korumak için ben olsam çekilir para piyasalarında beklerim. Para piyasası fonlarında. Çünkü mevduatta bilmiyorsunuz bir hafta sonra 250 baz puan artış gelip gelmeyeceğini. Bağladın 32 gün. Benim para piyasası fonum 2,5 daha yükseğe çıkacak iç verimli getirisi. Sen hala orada 32 gün orada kalacaksın. Bu bir. Bu belirsizliklerde bu yapılır. İki, endeks senin fonların var veya pozisyonun var. Onu aza indirgediysen sağlam kalacağın sektörler banka, holding, belki de biraz daha bir iki tane daha ekleyebilirim. Oraya çünkü açıkçası mesela bilişimde çok yoğunlaşma vardı. Bilişim sektörünü göstereyim. Bilişim sektöründe Nasdaq'a en ufak bir satış gelse, ya bizde Nvidia yok ki, bizde Nvidia benzeri şirketler yok ki, biz neyi şey yaptık, AI ile ilgili bir
teknolojik buluş mu yaptık? Tamam demiyorum yukarı çıkmasın ama bu hangisi şu anda verdiğimiz ben göremedim ama bakayım bir dakika gözlüklü de görün beni. Bu Nasdaq tamam. Nasdaq'ın mesela yukarı gidiş hareketini durdurabilecek birazcık bir şey var mı? Momentum yukarıda hala da algılar hala yukarıyı gösteriyor. Ben o aşağı kırmadan yabancı hisse senetleri piyasalarında taşınan pozisyonlara sat verdirtmiyorum. Çünkü değerleme olarak yukarı devam eder ve öforyaları sen de çok iyi biliyorsun. O dotcom'da da böyle olmuştu. Yukarı kadar ride eder fon yöneticisi, aşağı kırdığında çıkar. Çünkü aksi takdirde performansı diğer fon yöneticilerinden geride kalır. Bunun için de psikolojideyken çöküşlerinin geri gelmelerinin de beklentisinin arttığı bir noktada olduğunu, çöküş değil pardon özür dilerim, nefes almanın da arttığı bir dönem olduğunu biz ekledik onlara. Neden? Çünkü bu gelecek olan verilerle eğer Fed'in faiz indirimini Haziran'dan Eylül'e atlatacak veyahut da 3'ten 2'ye indirecek bir gelişme olursa şu ana kadar korelasyon kopmuştu Amerikan 10 yıllıklarının yukarı hareketiyle Amerikan borsalarının yukarı hareketi arasındaki korelasyon. Ama algı her an değişebiliyor Artur, sen de biliyorsun. Yurt dışında da bir dakika şimdiye kadar olmadı ama niye şimdi oluyor biraz S&P Nasdaq geri geliyor dediğimiz zaman olabilir. Buna istinaden de biz teknolojiyle çok ağırlıklı pozisyon almış olan hisse senetleri fonlarında birazcık realizasyon yapın. Daha çok İMKB 30, daha çok bankacılık ve holding olanlarda, seçici hisselerde olanlarda fonlara girin şeklinde görevimizi yaptık. Bunun oranı da kişinin kendi risk algısına bağlı. %10'la mesela beklettiriyorum. Benim konservatif anlayışımda hiçbir şey kaçmaz. 2 gün sonra yine hisse senetleri coştuysa yine oraya girerim ama şu anda Türkiye'de hisse senedi piyasalarının momentumu bekle gör ve ben seçimden sonra da biraz daha aşağı olabilirim yönünde kısa özü. Anladım. Peki şimdi böyle bir tabloda özellikle mevduattaki stopajın fonlarda olmaması dolayısıyla para piyasası fonları çok önemli yer tutuyor. Ben de bakıyorum bizim E507 var Twitter'daki hesaplardan bir tanesi. O da bugünkü tweetinde ya da dünkü tweetinde şey yapmıştı. Sizin yatırım fonlarınızda neredeyse yanlış hatırlamıyorsam ilk sırada olanlardan bir tanesi. Yani evet, DRG-NV'de ilk iki. Şimdi şeyi soracağım. Biraz önce dedin ki hani normalde vatandaş mevduatta faizleri bulamıyor. Mesela KKM'den, DDM'den geçerken bir hafta önce 65 olan mevduat faizi bu hafta 75'lere kadar geldi. Aynen. Bu bir. 10 puan aşağıda da mevduat faizi var diyelim. O da diyorsun ki küçük paralara vermiyor olabilirler, büyük paralara veriyor olabilirler. Yani sizin fonu ben hesapladığımda, stopajı da koyduğumda neredeyse o KKM, DDM'den aldığın faize ulaşır bir faiz alabiliyorsun gibi bir kesinlikle durum var. O zaman bir çok basit bir hesap yapayım sana. Benim çok sevdiğim arkadaşlarımdan biri, asla müşteri diye bakmayacağım, canım kadar sevdiğim, hiç kimseye zaten öyle bakmıyorum. Kendi param nereye koyuyorsam orayı söylüyorum. Kendi paramda gelsinler baksınlar oradadır. Dağılmıştır sepetim. Vardır hisse senedi fonum. Ama daha çoğunluğu şu anda dolar ve euro olarak mesela yurt dışı hesabında olanın haricinde burada TL'de para piyasasındadır. Benim para piyasası fonumdadır. Neden? Çok açık ve net. Şimdi ben bu arkadaşıma canım benim 51 vermezse bile 51 verse bile benim dediğim olur ise 250 değil 500 baz puan arttırırsa dedim ben ona. Senin şu andaki netin bu faiz arttırmadan önceydi. Bak 32 günlük bağlıyor arkadaşım. Merkez 500 baz puan arttırmadan önce ben 50 alıyorum. Tamam 50 aldım dedi. Tamam mı? 50'ye aldın 0.95 ile çarp stopajını hesapla 48.5 netin var senin. Sen 48.5 alırken dedim benim zaten şu anda o gün için netim 47.1'di.
net hani kemiksiz olarak fonun getirisi. Ben buna 500 puan arttırdığında zaten 52'ye çıkacak benim para piyasası fonumun getirisi. Sen daha 32 gün orada 48,5 alırken nette ben o vadede 52 alıyor olacağım dedim. Aynı Ceteris paramız aynı yere geldik. Şimdi yine aynısının olma ihtimali var diyorum. Neden? Artık bir kere merkez bu şekilde önünü açtığı zaman bakın benim kararlılığım nettir. Gerekirse ne dedi adam? Ben arttırırım da bant hareketini de bizim Şahap Bey zamanında kullandığımız bant hareketine de geçerim dedi. 300'ü belki yapacak 500. Biliyor muyum onun faiz artışından farkı ne? Bilmiyorum. Yok ki. Yok ki. Mevduata yansıdığı sürece DKKM'yi yaptım ben. Geçen gün Twitter'da da gördüm. DKKM'de 75 veren banka var. Bu haftanın başı. Evet. Ben de bekliyordum çünkü tarp diyerekten böyle bekliyorum ekranın önünde. Tamam. İyi de şimdi sen onu dolar alıp satıma dönseydin. Tamam sen çok daha şey bir adamsın. Daha iyi yaparsın onu biliyorum da veya kapalı çarşıya bile gidip yaparsın da. Alım satımda bir +3 +3 alım satım spredi yok mu? Bir 6 puan oradan kaybediyorsun zaten. Eğer bunu dolara dönüyor olsan falan filan. Zaten stopajı düş. Şimdi o 75 geliyor 53-52'ye zaten. O zaten benim fonun getirisinin neti. Hani o 75 DKKM'den aldım diye verdikleri şey süslenmiş püslenmiş güzel. Şimdi bankacılar benden nefret etmesin ama bankacılık kısmını da hafiften gördüğüm için dijital bankacılık kısmında. Doğrusu bu Artunç. Ya ben cebime sonuçta ne girdiğine netine bakacaksam eğer şu an para piyasaları çok da fazla riske almaya gerek yok. Orada kalın bekleyin. Önümüzü görelim. Nisan 10 gelsin. 15 gelsin. Zaten bu netleşecek. Ha orada keşke Artunç'um böyle güzel şeyler duysak. Yani adı IMF değil senin dediğin gibi. Sayın Şimşek bir program yaptı. Altına imza attı. Kardeşim olsun. O olsun. Ama ne olursa olsun bunun kararlılığında swap piyasasını açacağı. Çünkü Artur senden ben bu piyasalarda çok eskiyiz. Yaşımız belli olmuyor. Hala genç gözüküyoruz. Belki belli olmuyor. ama gerçek şu. Değil mi? Yabancıyı biz def ettik burada. Geri almamız için ona enstrümanlarını vermemiz lazım. Sen şimdi yabancının swap piyasasını açmadan devalüasyon riskiyle girebileceği bir gelişmekte tabii olan piyasa görüyor musun? Yok. Yok. Olmayacaksa o rezerv birikmeli. O rezerv birikmeden elin güçlü olmaz ki. Ya rezerv biriktirecek bir haber vereceksin bana. Şeba buldum 50 milyar dolar geliyor diye. Öyle değil mi? Ya piyasalar bunu görmeden hareket etmeyecek. İnşallah öyle bir gelişme görürüz. Peki. Vallahi tekrar bugünkü manşete dönersek kapatmadan önce yani biz bu IMF konusu şunun için söylüyoruz. Dış basında da çok fazla yer almaya başladı. Saat 11'deki yayınımızda da bu konuyu çok detaylı olarak konuşacağız. Bugün yayını biraz uzatıyoruz. Biraz sonra gündem gıda yayını başlayacak 10.30'da. Ali Ekber Bey ile Gökhan Özertan Hoca seçim ve tarım gıda perakendisi konusunu konuşacağız. Ondan sonra 11'de de tekrar bu IMF konusuna geleceğiz. Tam senin bıraktığın yerde Şebnem. Yani Türkiye'nin bir kaynak ihtiyacı var. O kaynak ihtiyacı da swap hattını açmadan, gri listeden çıkmadan karşılanmaz. Büyük bir para ihtiyacın da var. O büyük bir para ihtiyacı da IMF dışında bir kaynaktan sağlanabilir gibi gözükmüyor. Öyle bir kaynaktan bir para bulabilmek için de büyük bir kaynağa, bir programa ihtiyaç var veya bir şeyin içerisine girmeye ihtiyaç var. Biz hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mehmet Şimşek'le ilgili destekleyici açıklamalarını verirken dün de NTV haberini vermiştik. Niye piyasa buna pozitif tepki vermiyor diye. Bugün belki verdi denebilir ama bugünkü tepkinin nedeni destekten Sasa haberiyle dönmüş olabilmemiz belki de. Şimdi burada acaba Mayıs'taki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Beyaz Saray ziyaretinin ardından neler olacak konusu önemli. Çünkü Kasım'da seçimler var Amerika'da. Orada Mayıs'ta sen acaba Amerika'yla bir şekilde eskiden yaşamış olduğun problemleri ortadan kaldırabilecek misin? S-400 ne olacak, o ne olacak, bu olacak sorularının cevabını göreceğiz.
Türkiye'nin kaynak ihtiyacı var. Kaynak içinde bir programa ihtiyacı var. IMF'yi bu şekilde herhalde düşünmek lazım. Ne dersin Şebnem? Bu şekilde bu bölümü bitirsek... Bu şekilde bitirelim. Kaynak ihtiyacımız devam ederken yalnız bir şey daha unutmadan söyleyeceğim. Onu unuttuğumuzu fark ettim. Yani anayasa değişikliği gibi gibi konular. Bir de onlar gündeme gelirse... Gelecek. Yani onda da haberimiz de var. Numan Kurtulmuş zaten şeyin ardından seçimin yani. Ardından evet işte burada yeni bayram sonrasında partilerimizi ziyaret edeceğim. Tek tek hepsiyle görüşüp inisiyatif alırım. Mühim olan anayasa değişikliği konusunda hazır olabilmeleri. Türkiye özür dilerim. Seçim saptı mahallinden çıkmıştır demek için 1 Nisan çok erken bir tarih olacak gibi gözüküyor. Hep birlikte takip edeceğiz. Bunların altını çizelim de hani biz her zaman iyimser taraftan bakıyoruz. Gerçekten güzel bir imzayla yani ben Mehmet Şimşek programına imzamı atarım şeklinde bence bizim bütün piyasa oyuncularımız, uzmanlarımız, sen dahil bunu işleyen herkes. Ama hani bizim yolumuza daha geciktirecek, fokusumuzu başka yönlere kaydıracak şeylerin de pek olmaması niyetimiz bakidir. Peki. Çok teşekkür ediyorum Şebnem verdiğin değerli bilgiler için. İnşallah seçimden sonra tekrar daha sık görüşeceğiz. İyi bak kendine. Görüşeceğiz. Bay bay canım. Bay bay. Evet tabii seçimler oluyor, o oluyor, bu oluyor da insanlar ne yiyip içecek? Temel soru bu. Siyasetin gündeminde anayasa değişikliği var, siyasetin gündeminde yerel seçimler var, siyasetin gündeminde var da var. Ama bir yandan da halk ve onun gereksinimleri var ve orada da o gereksinimleri her zaman elinden geldiğince belki de bütün vilayetlerimizde sağlamak için uğraşan bir organize perakende gıda perakendesi var. Şimdi gıdayı konuşmanın, perakendeyi konuşmanın zamanı. Gündem gıda zamanı. Evet, saygıdeğer hocalarım Boğaziçi Üniversitesi'nden Gökhan Özertan ve Ekonomi Gazetesi Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la birlikteyiz. Her ikinize de yayına hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Ali Ekber Bey, bu hafta da çok dolaştınız mı acaba? Bu hafta dolaşmadım. İyi yayınlar diliyorum hem size hem de Gökhan Hocam'a. Ramazan nedeniyle biraz dinleniyoruz. Ramazan'dan sonra program yoğunlaşacak tekrar. Balıkesir var, Aydın var. Yine başlayacak ama şu sıralar daha çok İzmir'deyim. İzmir'de çalışıyoruz. Yani çok şanslısınız. Çok şanslısınız onu söyleyebilirim. Yani geçen hafta sonu oradaydım. İşte Çeşme, Alaçatı derken İstanbul'a yaklaştığımda neden İstanbul'dan uzak kalmam gerektiğini bir kere daha çok net şekilde anımsamış oldum diyelim. Ve şu konuyla başlayalım. Seçim sattı mahalline girdik. Çıktığımızda anayasa değişikliği konusu da gündemde olacak gibi falan ama bu acaba yani seçime günler kala gıda perakendesi ve tarımda neler olup bitiyor, gündemde neler var? Tarım Bakanı'yla veya diğer birlik başkanlarıyla konuşuyorsunuz, çiftçiyle konuşuyorsunuz, evet. Hayvancılarla falan. Ne konuşuluyor bu seçim öncesi, seçim sonrası ayrımı orada da var mı acaba? Tabii aslında geçmişe baktığımızda bu tarım konusu, gıda konusu yerel yönetimlerde, yerel seçimlerde özellikle belediyelerin çok fazla gündeminde olmuyordu. Ama 2012 yılında bu büyükşehir yasasında yapılan değişiklikle birlikte 30 büyükşehire zaten işte tarım dairesi kurma zorunluluğu getirildi bir anlamda. Ve bu büyükşehirlerde özellikle kentin sınırları, belediye sınırları olunca şehir merkezindeki bir seçmen ya da oy kullanacak bir kişi neyse en ücra köşede, köydeki de yine büyükşehire oy kullanacağı için belediyeler tarıma daha fazla yer vermeye, oraya da hizmet götürmeye başladılar. Zaten il özel idareleri kalktığı için de birçok hizmeti belediyeler
götürmek durumunda. Hani İstanbul için de zaman zaman gündeme geliyor ama daha çok mesela İzmir olsun, diğer bölgelerde hep bu Anadolu'da daha da belediye başkan adayları hep tarım üzerinden de bir takım vaatlerde bulunup işte seçimden sonra şu yatırımları yapacağız. Bir de gıda fiyatları çok yüksek olduğu için hani tüketiciye de uygun gıda temin edecek altyapılar oluşturacağız diye birçok vaatlerde bulunuluyor açıkçası. Yani yerel yönetimler, belediyeler de artık tarım konusunda daha fazla elini taşın altına sokmak zorunda, koymak zorunda kalıyorlar. Bu biraz da başkana bağlı. Yani seçilecek olan başkan biraz tarıma, gıdaya ilgili ise işte kooperatifler üzerinden bir takım destekler sağlanıyor. Bazı girdilerde çiftçilere destek sağlanıyor. Mesela Ankara'da çok konuşuluyor. İşte Mansur Yavaş mazot desteği veriyor. Tarımsal alanlarla ilgili diğer girdiler veriliyor. Aydın'da yem dağıtılmıştı. İşte koyun dağıtılıyor. Yani böyle bazı belediyeler sadece tohum veriyor, bir şeyler dağıtıyor. Bazıları da yatırım yapıyor. İstanbul'da işte mesela süt dağıtımı hep çok konuşuldu. Yine orada seracılık yapılıyor. Yani belediyeler de bu işin içinde. Dolayısıyla seçimden sonra seçilecek başkan mutlaka tarım konusunda, gıda konusunda da bir şeyler yapacak, yapmak zorunda zaten. Peki. Gökhan Hocam bu Türkiye'de olup bitenler, seçim öncesinde söylenenler, seçim sonrasında yapılan ya da yapılmayanlar falan. Dünya örnekleri nasıl? Oralarda da böyle işte belediye tarım projelerine ilgi gösteriyor, kent tarımında bir artış oluyor falan. Bu konular böyle bir topyekün merkezi idarelerle, mahalli idareler, yerel liderler arasında bir şeyle çekişmeyle mi yürüyor, birlikte mi yürüyor? Çünkü benim görebildiğim kadarıyla hani İstanbul'da da görüyorum, yani çokça görüyorum bunu. Merkezi idare ile yerel idare arasında kavga var resmen. Yani çekişme var. Bu çekişmenin herhalde kimseye yararı olmaz. Rekabet olursa anlarım. Hani rekabet olursa anlarım ama hani genel olarak dünyada bu seçim öncesi, seçim sonrası yerel idare, merkezi idare ilişkileri nasıl işliyor ve nasıl etkisi oluyor? Şöyle İstanbul'dan başlayayım. Dediğin gibi bir rekabet var ama asimetrik bir rekabet var. Yani hani metro, yeni metro açılacak ya da bir hat planlaması var. Bunu yerel yönetim mi yapıyor, merkezi yönetim mi? Hemen flamalar asılmaya başlıyor vesaire. Yani oradan vatandaşların kazandığını, faydalandığını umuyoruz ama tabii bunu somut olarak ortaya koymak çok zor. Şimdi uluslararası olarak baktığın zaman da yerel çok önemli. Yani hemen hemen bütün organizasyonlara baktığın zaman zaten ekonomi politikaları gereği uzun yıllar boyunca merkezi sistemler ağırlık kazanmıştı. Yani hep bir merkezden yönetme, merkezin kararları vermesi, merkezin daha makro çerçevede ne olup biteceğini planlaması gibi hareket edilirken özellikle 1980'lerden sonra ki bu 2000'lerden itibaren daha da ivme kazandı. Türkiye'de de birebir aynı şekilde gerçekleşti. Yerelde ne olup bittiği aslında ön plana çıkmaya başlıyor. Çünkü merkez merkezi biliyor, makro ölçekte ne olup bittiğini biliyor ama yerelin sorunlarını bilmesi, yerele özgü, bölgesel olarak çözümler üretmesi çok zor. Dolayısıyla hep bir paydaş katılımından bahsettiği zaman organizasyonun yerelden başlaması, yani tepeden aşağı değil aşağıdan yukarıya gitmesi yönünde bir paradigma değişikliği şeklinde bile ifade edebileceğiniz bir durum söz konusu. Ali Ekber Bey çok yakından biliyor. Senin de çalışma alanın olmuştu zamanında. Sulama birlikleri de aynı şekilde. Yani merkezden yönetmektense yerelin kendine has sorunları olduğu, yerelde yaşayan insanların burada farkındalıkların daha yüksek olduğu ve aslında hatta kendilerini yönetmelerinin bile merkezi iradenin dikte etmesine göre daha başarılı olacağı varsayımıyla bu paradigma değişmişti ve sonrasında da yerelde organizasyonla aşağıdan yukarı, tabandan yukarı doğru giden organizasyonların çok daha sağlıklı olduğuna vurgu yapılmıştı. Şimdi Türkiye özelinde bu doğru mu, geçerli mi? Bana çok bu model olarak, bana da kişisel olarak doğru geliyor ama Türkiye'de bunun çok somut örneklerini görüyor muyuz dersen o kadar başarılı ve çok fazla yani çoklanabilecek örnek olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Peki şimdi mesela izleyicilerden bir tanesi şey demiş. Yani Ali Ekber Bey esasında en fazla nerede tarım arazisi alınır diye sormak lazım. Çünkü her yeri geziyor. Tarım arazilerinin de üstüne eninde sonunda bina konduruluyor demişler. Yani Türkiye'deki bu bakış açısı
Zannediyorum zaten hani neden miyopik baktığımızın bir göstergesi. Siz maalesef deprem bölgesinde yapılanların hani işte zannediyorum limon için o örneği mi vermiştiniz? Hani değil mi? Hani oraya bir şekilde işte toplu konu ya elbette insanların yaşam hakkı çok önemli zeytinle ama. Zeytinle ilgili Ertunç Bey. Zeytinle ilgili özür dilerim. Evet. Onu anımsatın. Bu hakikaten mesela şeyi de o zaman sorayım. Şimdi tarım arazileri, tarıma önem verme seçim öncesinde harika. Seçim sonrasında ne olacak? Acaba o tarım arazileri şeye açılacak mı? Yani emlak yapımını açılacak mı? Veya aynı şekilde et yiyelim diye Ramazan'da et fiyatları düştü. Simit fiyatları da et fiyatları da seçim sonrasında artacak mı gibi sorularla karşı karşıyayız. Şimdi öncelikle tabii biraz önce söylediğim gibi bu büyükşehir yasasıyla köyler mahalleye dönüştü. Dolayısıyla burada başkanın işte seçilecek başkanın tavrı önemli, tarıma bakışı önemli. Hani rant yanlısı bir başkan olduğunda tarım arazilerinde bir bölümünün imara açıldığını, o arazileri kaybettiğimizi örnekleriyle görüyoruz zaman zaman. Deprem bölgesinde şöyle bir şey oldu. Tabii toplu konut yapılıyor. Oralarda çok sayıda konut yapılıyor. Bu yer seçimlerine baktığımızda işte Kahramanmaraş'ta bir üniversitemizde yani ceviz gen merkezi olan dünyada 3 merkezden birisi ve orada bir anlamda cevizle ilgili geleceğe yönelik araştırmaların, çeşit çalışmaların yapıldığı yani iklim krizine karşı yeni çeşitlerin geliştirildiği bir alan ve onun bir bölümüne toplu konut yapıldı mesela. Ya bu hani gerçekten hem cevizde hem bazı yerlerde işte Antakya'da, Hatay'da aynı şekilde zeytinliklerin olduğu yerlere bunlar yapıldı. Yapılmaya başlandı, bazıları yapıldı. Şimdi bu bakış açısı hani gelecekte aslında tarımın, gıdanın ne kadar önemli olacağı, Türkiye'nin o toprakları çok fazla arayacağını ancak ileri vadede düşünürseniz görebilirsiniz. Kısa vadede işte ya bir an önce bunu yapalım veya rant olarak baktığınız zaman tabii tarım arazileri bugünlerde çokça konuşuluyor. En son Edirne Uzun Köprü'ye gitmiştim. Orada uzun bir süredir özellikle Avrupa'ya yakası Avrupa tarafı da olduğu için orada arazi toplayanlar var. Tarımdaki bu işte maliyetleri yüksek çiftçi para kazanamıyor. O da satma yanlısı. Çünkü ben bunları söylediğim zaman hemen gelen cevap haklı olarak şu oluyor. Hocam bu satılıyorsa birileri de satıyor. Yani durup dururken olmuyor bunlar diye. Şimdi bugünlerde mesela Konya'da benzer bir şey var. Konya'da işte yabancılar arazi satın alıyor gibi. Yani tarım konusunda iki nokta var. Bir, evet tarım önümüzdeki dönemde çok önemli olacak, daha da önemli olacak daha doğrusu. Birileri bu arazilere sahip olmak istiyor. İkincisi de yerel yönetimler bazında da belli alanların fütursuzca imara açılması, o arazilerin kaybedilmesi. Yani bunları böyle kısa vadeli değil uzun vadeli baktığımızda aslında tarım arazilerinin bizim için ne kadar önemli olduğunu daha net olarak görebileceğiz. Ama biz biliyorsunuz pek böyle uzun vadeli bakma alışkanlığımız yok. Genellikle kısa vadeli. Yani ben domatesten para kazanamıyorsam burayı vereyim işte 3 tane daire gelse bana onun kirasıyla daha fazla kazanırım diye bakıldığında tabii ki arazileri kaybediyorum. Ya bu bakış açısı tabii hani yüksek enflasyondan da kaynaklanıyor. Sonuçta insanların bir tane hayatı var ve o evet. Hayatlarını öyle ya da böyle güvenceye alabilecekleri bir fırsat varsa yani ya kardeşim bu ülkede tarım yapılır mı diye düşünüyor olabilirler. Yani döviziyle ayrı, mazotuyla ayrı, gübresiyle ayrı, çiftçiliğiyle ayrı, devletiyle ayrı uğraşıyorsun diye düşünebilirler. Evet. Ama burada herhalde sorumluluk devlete ve devletten çok o devlet etme görevini, hükümet etme görevini alan hükümete geliyor. Yani eğer tarım yapanlar tarımdan vazgeçiyorsa, hayvancılık yapanlar hayvandan vazgeçiyorsa, bunun yerini taş toprak alıyorsa herhalde duvarları yemeyeceğiz. O nedenle bir düzenleme gerekiyor. Gökhan Hocam sizden de bir hemen yorum alalım. Ali Ekber Bey'den ondan sonra yine konuşuruz. Yani bu planlama içerisinde tarım arazilerinde bu gibi emlak korularının gündeme gelmemesi için bir düzenleme yapılabilir mi?
Bunun yapılmasıyla birlikte acaba Ramazan sonrasında et fiyatının artması ya da simit fiyatının artması engellenebilir mi? Çünkü eninde sonunda enflasyonu düşürecekseniz üretimle birlikte, çünkü enflasyon dediğiniz şey parasal bir olgu. Para niçin gerekir? Para kazandığınızdan, tasarruf ettiğinizden çok harcıyorsanız gerekir. Para basar Merkez Bankası. Eğer dengeli bir ekonomik olursa, hani varlıklar ve yükümlülükler dengeli olursa iş çözülür. Bilmiyorum, basit anlatıyorum, uygulaması zor gerçi galiba. Evet, şöyle, bu bir öncelik meselesi. Yani nasıl insan hayatında öncelikler varsa, biz kendi bütçemizi önceliklerimiz çerçevesinde harcıyorsak devletin de öncelikleri var ve devlet tarihsel olarak baktığımız zaman, geçen programda ben 1950'lere götürmüştüm, Ali Ekber Bey 1920'lere götürmüştü. Hükümetlerin hiçbir zaman tarım ve gıda önceliği olmamış Türkiye'de. Yani burada kritik olan, tam yine seçim gündemindeyiz, hep seçim gündemindeyiz zaten, ama oy verme davranışı bence kritik. Ve oy verme davranışı, Türkiye'deki oy veren insanların oy verme davranışına baktığınız zaman, bu insanlar tarım ve gıda sektöründe ne olduğuna dikkat etmiyorlar. Bu insanlar bence gıda fiyatlarına da dikkat etmiyorlar. Yani burada hani bir formal olarak bir gelir elde etme mekanizması var. Bir de enformal olarak gelir elde etme mekanizması var. İşin ekonomisiyle sosyolojisi iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla insanlar hükümetlere, politika yapıcılara hiçbir zaman yüksek gıda fiyatlarından dolayı ya da tarım kesimi hiçbir zaman yüksek maliyetlerden dolayı baskı yapmamış durumda. Eğer politika yapıcı bu baskıyı hissetmezse öncelikler sırasında tarım ve gıdayı üst tarafa almıyor. Şimdi ben bunu geçen programlarda da söyledim. Yani madem üretici tarafında Ali Ekber Bey'in çok haklı olarak söylediği gibi, bu kadar riskli bir ortamda arazi sahibi neden tarımla uğraşsın? Yani bunun hiçbir mantığı yok. Tarım sektörünün zaten, yani tarımsal faaliyetin normalde de bir mantığı yok. O sebeple zaten destek ve teşvikleri veriyorsunuz. Yani para sermayesi olan birinin tarımsal üretim yapmasının belirsizliklerden ötürü, risklerden ötürü mantığı olmadığı için devlet, politika yapıcı onlara destekler ve teşvikler vererek tarım sektöründe kalmasını istiyor. Ama bir tarafta bu kadar belirsizlik var, diğer tarafta arsaya yatır, arsasını satması, bankaya parasını koyması, daireden kira geliriyle geçinmesi daha fazla getiri getirecekse, o zaman bununla uğraşmasının da bir mantığı yok. O zaman devlet, politika yapıcı bütün bu gerçekler göz önünde bulundurulduğu zaman, dediğim gibi 80 küsur milyon tüketicinin baskısıyla ancak karşı karşıya gelirse burada politika ya da paradigma değişikliğine gidebilir. Bu söz konusu olmazsa, ki şahsi görüşüm Türkiye'de birebir durum böyle, o takdirde de Ramazan'dan sonra da, seçimlerden sonra da aynı son 15 seneyi geçtik, 16 senedir olduğu gibi yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıya kalırız diye düşünüyorum. Evet, enteresan bir durum var ortada. Yani her ikinize de yorumunu merak ediyorum. Şimdi dünyada gıda fiyatlarında düşüş yaşadığımız bir dönem var. Ya hakikaten de böyle tarım emtiyası da bir aşağı geliyor. Ve burada biz enflasyonu gıda üretimindeki diğer bileşenlerin artması ve kurun artması dolayısıyla, Türk lirasının değer kaybetmesi dolayısıyla içeride daha fazla yaşıyoruz. Ama bence en büyük enflasyondaki etki enflasyon çıpasının olmamasıydı. İrrasyonel politikalar. Yani evet. Hükümet enflasyonla mücadeleyi bıraktığı için, faiz enflasyonun nedenidir dediği için enflasyon çıpası ortadan kalktı ve insanlar da, üreticiler de, tüketiciler de bir sonra stoğuna yeni malı koyamayacağını aynı fiyattan düşündü. Tüketiciler de aynı fiyattan alamayacağını düşündü. Bir de reel ücretler düşmeye başlayınca hemen önden alınıyor. Bugünlerde de bu özellikle KDV artacak falan konusuyla ben yine bir talep olduğunu da görüyorum. Öne çekilmiş bir talep olduğunu görüyorum. Sorum şu. Şimdi simit örneğinden gidersek ne var içerisinde? Susam var. Ne var içerisinde? İşte buğday var. Değil mi? Ondan evet. Sonra ateş yakıyorsunuz. Yani odun ateşi enerji yapıyorsunuz. Veya başka bir ateş yakıyorsunuz. Enerji var. O adam işe geliyor. Çalışanın maaşı var. Primi var. O su var. Bu su var. Halimiz nice olur eğer bu dünyadaki gıda emtia fiyatları yukarı dönerse. Ben onu düşünüyorum şimdi. Evet. Çünkü mesela 2028'de Türkiye kuraklık ülkesi. Öyle NASA öyle gösteriyor. Bir de dünyada da mesela kuraklığın arttığını görürsek, o zaman halimiz nicedir diye sorayım ben öyle bir soruyu. Evet. Seçim fark etmez yani.
iklim seçimi beklemeyecek muhtemelen. Evet. Tabii biraz önce hani et fiyatı, simit fiyatı, biz İzmir'de gevrek diyoruz. Gevrek fiyatı artar mı? Mutlaka artacak öyle. Çünkü zaten biliyorsunuz seçim var diye bu simitle ilgili zam ertelenmişti. Yani durdurulmuştu, öyle söyleyeyim. Mutlaka bunlar artacak. Zaten şu anda et fiyatlarında bir artış var. Ramazan'da artmasın denildi ama bugün sabahleyin baktım işte belli bölgelerden karkas et, dana karkas fiyatı 350 liralardan bahsediliyor artık. Yani Ramazan öncesi bu 300 lira civarındaydı. Şimdi 350 lira. Üstelik Türkiye'ye Uruguay'dan işte hayvanlar gelmeye başladı. İlk gemi geldi. Mersin'de dağıtımı da yapıldı. Ama tabii bu hayvanlar daha 8-10 ay beslenecek. Yani önümüzdeki yıl ancak et olarak piyasaya girecek. Şu anda çok fazla şey olmadığı için, üretim olmadığı için, hayvan olmadığı için fiyatlar artmaya devam ediyor. Buğday dedik. Buğdayda evet dünyada fiyatlar, dünya fiyatlarında bir gerileme var, bir düşüş var. Ama bu Rusya'daki olay nedeniyle çok gündeme gelmedi. Avrupa Birliği Rusya'dan buğday, işte hububat ürünlerine bir sınırlama, bir vergi getirmek için bir karar aldı. Dolayısıyla bunlar hani tekrar acaba buğday fiyatlarını yukarıya doğru çıkarır mı diye. Çünkü orada özellikle buğdayda Amerika ve Avrupa Rusya'ya karşı bir sürekli bir atak içerisinde. Yani Rus buğdayını sattırmamaya çalışıyor. Ama bir yandan da ihtiyaçlar da var aslında. Rusya'da fiyatı indirerek daha fazla satmaya çalışıyor. Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı. Yani burada Rusya'nın üretimi de çok önemli. Eğer Rusya'daki üretim belli, hani diyeceksiniz ki ya Rusya buğdayı bizim simidimizi mi etkiliyor? Evet etkiliyor, fiyat olarak baktığınızda işte dünya fiyatları diyoruz. Bu şekilde zaten belirleniyor. Bu nedenle Türkiye'de de hani ürün şu ana kadar iyi gidiyor ama Şubat ayında ciddi bir kuraklık oldu tekrar. Yani Şubat'a kadar çok iyiydi ama Şubat'ta tekrar bakıyoruz meteorolojinin açıkladığı haritaya. Ciddi bir kuraklık var ve yağış yok. İşte bugün İzmir'de 25 derece. Hani gerçekten bunların hepsi çok az bir zaman kaldı. Mayıs ortasında buğdayda ilk hasat başlar. O dönem daha net görebiliriz. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani seçimden sonra birçok gıda ürününe zam geleceği şimdiden zaten söyleniyor. Çünkü bunlar hep baskılandı. Sütte de öyle, et fiyatı evet belli bir oranda arttı ama birçok ürüne zam geleceği. Zaten herkes, aslında en önemli noktaya değindiniz. Herkes ben sattığımı yerine koyabilir miyim noktasında olduğu için o zammı zorunlu olarak yapmayı kendine zorunluluk hissediyor. Son olarak bir şeyi söyleyeyim. Sadece bizim iç piyasada değil, ihracatta da böyle bir sıkıntımız var. Bazı ürünlerde ihracat pazarlarını kaybetme riskimiz var. Bunu yazmıştım ben. Ya mesela fındıkta, incirde, üzümde, kayısıda dünyada bizim en fazla söz sahibi olduğumuz ürünler ve dünya üretiminde ve ihracatında da ilk sırada olduğumuz ürünler. Fakat artık mesela Avrupa'daki alıcıya ya fındıkta, kayısıda %100 artan, dolar bazında %100 artan fiyatları anlatamıyoruz. İhracatçı diyor ki ya adamlar soruyor, tamam sizin ülkenizde enflasyon var, bir takım sıkıntılar var ama dolar bazında %100 nasıl arttı? Bakıyoruz, oraya ihraç edemiyoruz, biz içeride zaten tüketemiyoruz. Bugün bu saydığım ürünleri, incir, üzüm, birçok tüketici bunları alamaz hale geldi. Çünkü fiyatlar gerçekten çok yüksek. Yani normal asgari ücretli, işte dar gelirli diyeyim, onların evet, bu ürünleri gidip de alması çok zor. 600, 700, 800, 1000 liraya kadar fiyatlar var. Dolayısıyla yani geçen sene 4 dolar olan incir bu sene 8 dolar. Kayısı da benzer bir durum var. Üzüm, kuru üzüm ilk kez 3 dolara çıktı. Neden? Çünkü üretim yok, üretim az. Ama ihracata giden bu ürünlerde, yani orada da fiyat sorunu yaşıyorsak önümüzdeki dönemde bunlar gerçekten ciddi sorun olacak. O pazarları kaybettiğimizde bunun yansıması yine üretici olacak. Üretici ürününü satamayacak. Bakın çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Şu andaki ekonomi programı Türk lirasının reel olarak değer kazanması savına dayanıyor.
Orada da enflasyonun altında bir kur artışı. Bu da ihracatçıyı zorluyor. Katma değerli ürünlerde biz ihracatın yapılması gerektiğini, katma değer yoksa ara malı ithalatıyla üretimlerin sorunlu olduğunu söylüyoruz. Ama siz diyorsunuz ki katma değerli üretim yapılır yapılmaz konusunun en az gündeme geleceği belli ürünler var. Bu ürünlerde gıda ürünlerinde bile problem yaşamaya başladık. Demek ki girdi maliyetleri içeride, ara malı maliyetleri bunların üretimini bile o kadar olumsuz etkiliyor ki biz evet. Tarımda bile ihracat yaparız, kurtuluruz. Nasıl olsa bizim fındığımız var, bizim incirimiz var, bizim bademimiz var dediğimiz noktadan da uzaklaşmaya başladık. Gökhan Hocam o zaman ciddi bir baskı da olacak esasında. Yani tarım, hayvancılık oradaki üreticilerden de ekonomi yönetimine bir baskı olacak. Hele yani bu kakao konusunu hani gündeme getirmeden edemeyeceğim. Yani biraz önce şeyi soruyordum. Binayı hani nerede arsa alalım, tarım arazisi alıp bina dikelim soruyordum. Şimdi de evde çikolata şey yapalım mı, biriktirelim mi diye soracağım. Ne olacak bu çikolata hali? Bir zannediyorum şeker bayramına artık çikolatalı bir şeker bayramından uzak duracağız bundan sonra. Evet, yani benim hep vurgu yaptığım sağlıklı beslenmeyi ön plana çıkartmamız gerekiyor. Bir az yiyeceğiz, iki sağlıklı bir şekilde beslenmeye çalışacağız. Neye yediğimize, ne içtiğimize çok dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Ali Ekber Bey'in vurgu yaptığı noktalar çok önemli. Yani biz hep tarım ve gıda hem iç piyasadan bahsediyoruz hem ihracattan bahsediyoruz. Ama genelde ağırlıkla çiğ ürünlerden bahsediyoruz. Yani meyveyi ihraç ediyorum, sebzeyi ihraç ediyorum vesaire. Halbuki Türkiye aynı zamanda işlenmiş gıdaları da ihraç ediyor. Yani işte makarnasından, bulgurundan tutun. Pasta, kek, bu tür şeyleri de yani tatlıları da ihraç ediyorsunuz. Benim bir arkadaş bu işin ticaretiyle uğraşıyor. Az önce Ali Akber Bey'in vurgu yaptığı birebir hayatında yaşıyor. Yani maliyetleri de o derece artmış durumda ki örneğin 1 dolara sattığı bir keki şimdi 2 dolara satmak zorunda ve karşı tarafın böyle bir ekonomik tatsız durumla muhatap olmak istemediğini söylüyor ve talebi azalttığını, yani ben senden bu malı alamam dediğini düşünüyor. Dolayısıyla burada aslında bir hani klasik bileşik kaplar durumu söz konusu. Yani sizin ekonomi politikalarınız, tercihleriniz, az önce söylediğim öncelikleriniz genel ekonomik gidişatı da etkiliyor ama tarımı da etkiliyor, işte ne bileyim turizmi de etkiliyor, imalatı da etkiliyor ve bir yerden yaptığınız baskı, senin az önce söylediğin Türk lirasının değerlenmesi belki bir kesimin, bazı kesimlerin hoşuna gidebiliyor ama bazı kesimlerin de hoşuna gitmiyor. Dolayısıyla burada hani biraz daha vizyonu geniş tutup burada bütün sektörleri kıymetlendirerek hepsinin talepleri, beklentileri vesaire çerçevesinde bu işi yapmak lazım. Ama bir önceki turda söylediğim gibi sizin önceliklendirdiğiniz sektörler başka sektörler olduğu noktada tarım, gıda, o öncelikli sektörlerin bir dertlerini, problemlerini çözelim. Ondan sonra kalan zamanda tarım, gıdaya gideriz diyor ve ikinizin de daha önce söylediği gibi palyatif olarak ilerliyoruz. Yani kapıya, sorun kapıya dayandığı zaman ona çözüm üretiyoruz. Orta vade, uzun vadeyi unuttum Türkiye'de. Orta vadeli sorunlara bile çözecek politikalara çok fazla öncelik vermiyoruz. Peki. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Seçim sonrasında, seçim sonrasını da değerlendiririz. İnşallah bayram öncesini de değerlendiririz, bayram sonrasında değerlendiririz. Biz değerlendiririz efendim. Çünkü bilgiye daha dayalı yorumu değerlendirmek bizim bir mecburiyetimiz. Doğrularla konuşmak durumundayız. Yani Türkiye'de bugün gıda perakendisinde bakıyorum işte hani seçimde pek çok şey söyleniyor. Hani o bütün illerde, ilçelerde falan organize gıda perakendesi olmasa biraz önce Ali Ekber Bey'in söylediği gibi yani işte insanlar bazı ürünleri satın alamıyorlar. Bazı ürünlerde tüketiciye üreticiden direkt ulaşması açısından bu discount marketlerin falan da çok büyük şeyi var. Ama biz bakıyoruz böyle işte tarım gıdaydı, onunla bunlaydı. Biz tanzim satışta bunları hallederiz diyoruz. Onlara gidiyorsunuz, fiyatlar daha yüksek çıkıyor falan. O yüzden gündeme gerçekten gerçeği bir almak lazım. Yani herhalde yapacağımız en doğru tespit bu. Tarım bir yan konu değil. Ana bir konu, gıda ve gıda perakendisi de bunun bir destekçisi olarak ön plana alınmalı. Boğaziçi Üniversitesi Sayın Hocam Gökhan Özertan, Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tamam.
Efendim manşetimize dönelim. Manşetimizi bir anımsayalım. Manşetimizle ilgili hangi konuları gündeme getirmişiz bir hemen onlara bakalım istiyorum. Bugünkü manşetimiz Türkiye'de IMF zamanı mı geldi şeklinde. Çünkü seçimden önce ardı ardına reformlar gelecek. Seçimden sonra Mehmet Şimşek gitmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları Mehmet Şimşek ve ekibine güveniyorum şeklinde. Ama sorun Türkiye'de bir güven sorunu. Güven bu reformlar yapılacak mı yapılmayacak mı? Mehmet Şimşek kalacak mı kalmayacak mı? NASA tekrar dönülecek mi dönülmeyecek mi sorunu. Başlıklara yavaş yavaş bakmaya devam edersek manşetimizde bu konularda dış basındaki yorumların sürekli değiştiğini görüyoruz. Gelelim yavaş yavaş aşağı manşetimizde lütfen. Yani Türkiye'de IMF zamanı mı geldi derken burada en önemli başlık esasında aklımızda bulundurmamız gereken bu. Yani American Enterprise Institute 26 Mart'ta söylemiş bu. Eğer bir ülke ekonomisi istikrara kavuşturmak için IMF ekonomik programına ihtiyaç duyuyorsa bu ülke Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si olmalıdır. Sorun sadece ülkesinin enflasyon ve ödeme. Yani şimdi burada ben naçizane şu yorumu yapacağım. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Akarlı'yla da konuşuyorduk. Yani Türkiye ciddi bir ekonomik krize gidebilir. Eğer düzgün ekonomi politikaları uygulanmazsa, bir reform paketi gelmezse, yani son faiz artırımının gecikmesinin bile ne kadar piyasalar üzerinde etkili olduğunu gördük. Kurda ne kadar bir hareketlenmeye neden olduğunu gördük. Seçim öncesi ve seçim sonrası diye ayırırsak acaba seçimden sonra neler olacak? Türkiye ekonomi politikalarında nasıl yapısal reformlar uygulamalı? Ben saygıdeğer konuğumu ekrana davet etmek istiyorum. Burcu Hanım bizimle birlikte olacaklar. Ve Türkiye esasında ekonomi politikalarında nereye gidiyor onu anlamaya çalışacağız. Sayın Burcu Aydın Özlü Doğru. Efendim yayına hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız, değil misiniz? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim ben de. Vallahi şimdi dün sohbet ediyorduk insanlarla nasılsınız diye sorduğunda Türkiye ekonomisinden iyiyim diye espriler yapıyorlar ve bunlar da hani Türkiye'de gerçekten ekonomiyi, piyasayı bilen insanlar. Ya biz hepimiz iyi olmak istiyoruz ama Türkiye ekonomisinden iyi olmak istemiyoruz. Çünkü Türkiye ekonomisi çok da iyi değil. Gözüken o. Ben bugün biraz da spektaküler bir başlık. Hani IMF konusunu gündeme getirdim. Çünkü dış basında da çok yazılıp çizilmeye başlandı. Benim naçizane görüşüm, Mehmet Şimşek zaten bir IMF programı uygularsa ancak piyasalarla barışabilir. Çünkü önceliğinin hani piyasaya güven vermek olduğunu söylüyor. Bir yandan da IMF temsilcisi Türkiye'ye geldiğinde Mehmet Şimşek ve yaptıklarını çok övdüğünü de biliyorum. Bunu bir araya getirdiğimizde Türkiye seçim sonrasında nereye doğru gider? Ekonomik programda bir IMF programı olur mu olmaz mı? Sözü ben size bırakayım. Ben de eski bir IMF ekonomisi olarak bu süreç içerisinde aslında oldukça yoğun bir şekilde son bir yıldır yazıp çizen kişilerden, ekonomistlerden birisiyim. Bence Türkiye'nin IMF'ye gitmemesinin ekonomik sebeplerle açıklanabilir bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii IMF her seferinde politik açıdan açıklanması oldukça zor bir kurum olduğu için politik açıdan özellikle referandum gibi yeni bir gündem gelecekse hemen yerel seçimlerden sonra aslında en büyük vetoyu tabii ki yerel seçimlerden sonra gelebilecek bir anayasa gündemi, anayasa seçim çalışması oluşturacaktır bu konuda. Aslında sadece IMF'li olacak bir programı değil, Türkiye'nin tekrardan bir popülizm sarmalına gitmesi konusundaki en büyük bu bizi çukura çekecek seçimler süreçlerden bir tanesi aslında yeni bir seçim ya da yeni bir işte referandum sürecinin hızlı bir şekilde başlaması olacaktır diye düşünüyorum. Ama konuyu dağıtmayayım. Şimdi IMF demiştiniz bana. IMF ile ilgili sürece gelecek olursak aslında IMF ile bir anlaşmanın imzalanması Türkiye açısından bence sürecin en kısa sürede ve en az maliyetli çözüme ulaştırılabilecek en isabetli kararlardan birisi olacağını düşünüyorum ben. Bunun en önemli sebebi tabii ki özellikle kurumsal yapıdaki son 10 yıl içerisinde karşılaştığımız hızlı zemin kaybını iyileştirmesi konusunda IMF'nin bir çıpa olarak bize getireceği en büyük aslında yapısal bir güven kaynağı ve yapısal bir çıpa olacaktır. Ben IMF programlarını sadece makroekonomik istikrar sağlama açısından bakmıyorum. IMF aynı zamanda
kurumsal yapının ki en son aslında ben IMF'de çalışırken biz işte 2005 sonrasında üye ülkelere verdiğimiz hizmet içi eğitimlerde makroekonomik istikrar ve finansal programlama açısında iyi ülke örnekleri olarak Türkiye'nin 2000 programını gösterirdik. Ki Türkiye'nin 2000 programı içerisinde işte arka tarafta BDDK, bankacılık sistemi yeniden yapılandırılması, Merkez Bankası'nın kurumsal yapısının iyileştirilmesi, hazine tarafındaki borç yönetim sistemi iyileştirilmesi, özellikle kamu iştiraklerindeki verimsizlik taraflarının tekrardan giderilmesi gibi çok kapsamlı bir program da vardı. Ki Merkez Bankası da aslında ilk defa bu IMF programı çerçevesinde hızlı bir şekilde enflasyon konusunda hızlı bir aşağı dönüşü de işte %10'ların altına enflasyon geçeceği bir süreci de aslında bu 2000'li yıllarda karşılamış oldu. Tabii ben bunu söylediğim zaman sürekli arka taraftan gidiyor ki ama o zaman işte küresel çerçevede zaten çok iyi bir ortam vardı. İşte Türkiye'de bu küresel arkadan esen rüzgarla beraber bunu yakaladı. Aslında bu Türkiye'nin başarısı değildi. Tabii ki yani sonuçta hiçbir ülke bir adada yaşamıyor. Hem ülke içerisindeki yaptıklarımız hem de tabii ki dış konjektür, küresel konjektürdeki gelişmeler tabii ki ülkenin gidişatını etkiliyor. Ki bunu da zaten aslında 2010'lu yıllarda sonrasında hem Türkiye'nin iç tarafındaki gerçekleşen işte daha popülizme kayan politikalarda hem de küresel çerçevede artan işte korumacılıklarda ve çeşitli süreçlerde zaten görmüş olduk. Ama 2020'li yılların Türkiye'sine gelecek olursak özellikle ekonomi politikasına olan güvenin yeniden pekiştirilmesi ki ekonomi politikasının dışında da bizim yapısal olarak gerek ekonomi tarafında gerekse ekonomiyi ilişkilendirilen birçok hukuki tarafta da çok ciddi bir sorunlarımız var. Bunların da iyileştirilmesi için IMF programının çok elzem olacağını düşünüyorum. Açıkçası IMF programı olmadan arka tarafta gelen özellikle kamu maliyesini ilgilendiren sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması, vergi sisteminin kapsayıcı bir çerçeveye gelişmesi ki bu o kadar kolay bir şey değil. Çünkü verginin tanımını, gelirin tanımını bizim değiştirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz gelir konusundaki birçok konuda aslında kapsam dışında veya istisnalar dahilinde bir nereden buldun sürecin yeniden getirilmesi aslında IMF'siz de öyle kolay kolay yapılabilecek süreçler değil diye düşünüyorum. Bu yüzden IMF özellikle yapısal taraflarda bizi iyileştirmesi için çok faydalı olacaktır. Ama tabii bir de pragmatik açıdan düşünecek olursak dış borçlanma %2-3 gibi bir IMF'deki borçlanma oranı ile yapmak şu aşamadaki %6-10 bandındaki dış borçlanma oranına göre çok daha az maliyetli olacaktır. Bu anlattıklarınızda IMF ile bir anlaşma yapılması gerekir ve bunu destekleyen pek çok neden var. En sonda saydığınız en önemli unsurlardan bir tanesi en önemli diyorum. Çünkü bizim insanımız önce maliyete bakar. Bir kere maliyeti ucuzladır. Yani seçim kazanmak için IMF ile anlaşmadım demenin maliyeti aldığınız borcun %4 daha pahalı olmasıdır. Yani Türkiye'nin dış borçlanma ihtiyacının kaç yüz milyar dolar olduğunu düşünüp onu %4 ile çarparsanız ne kadar bir ek maliyet getirdiğini çok kaba bakkal hesabı ben bile yapabilirim. Bu bir. İkincisi Mehmet Şimşek hep reform diyor ve muhtemeldir ki bir sürü reform da hazırlıyorlar. Ama o reformu Sayın Cumhurbaşkanı'na kabul ettiremiyor olabilirler. Kabul ettirmelerinin yolu maalesef IMF ile anlaşmayı kabul ettirmekten geçer. Çünkü Mehmet Şimşek'e bugün evet dediğine yarın hayır diyebilir Sayın Cumhurbaşkanı. Bu olasılık var mı? Yok diyemeyiz. Böyle olacaktır demiyorum. Ama halkın içselleştirmesi, bürokrasinin, siyasetin bunu içselleştirmesi manasında önemli bir adım olacaktır IMF. Ben IMF ile anlaşılsın ya da anlaşılmasın demiyorum ama bir zaruret olduğunu görüyorum şeklinde burayı özetleyebiliriz. Ama anladığım kadarıyla Mehmet Şimşek ve yapmak istedikleri de bugüne kadar daha önce olduğu gibi dış konjonktürün pozitif olacağı güdüsüyle de birazcık hazırlanmış, motivasyonuyla hazırlanmış. Bu açıdan mesela bir varlık fonu şirketi, büyük şirket Vanguard bu sene Fed'den bir faiz indirimi beklemediğini söyledi. Bizim halimiz ne olur eğer Fed bu sene faiz indirmezse diye sorsam IMF anlaşması olmayan bir durumda? Aslında konuyu çok güzel özetlediniz. Çünkü Haziran 2023'ten bu yana yapılan özellikle para politikası, ben son Mart ayındaki kararı saf dışı bırakacağım ama o zamana kadar ki özellikle yıl sonuna kadar ki para politikası kısmındaki bizim temel bazımız sizin de biraz önce söylediğiniz gibi biz faiz artırmaya başlayalım.
Bununla ilgili enflasyon konusunda adımlar atacağımı söyleyelim. Dışarıdan para gelecek ve bizim dışarıdan gelen parayla beraber faizi o kadar da arttırmadan aslında özellikle reel kurdaki değerlenmeyle beraber biz hem enflasyonu çözeceğiz hem de yurt içindeki yerleşikleri Türk lirasına döndürmeye ikna edeceğiz diye bir politika seti vardı. Benim en azından okuduğum kadarıyla politika seti yıl sonuna kadar bu şekilde çerçevelendi. Ama tabii ki sütten ağzı yanan yabancılar da gerçek bir eylem görmeden Türkiye'ye gelmek istemediler. Ki bunu da biz hem geçen yıl içerisindeki gelen sınırlı, yani Türkiye'nin geçmişine bakacak olursak oldukça sınırlı bir portföy girişi gelmiş oldu geçen sene son çeyreklerde. Hem de 2024 başından itibaren çıkmaya başlayan portföy yatırımcısıyla gördük. Yani şunu biz gördük ki aslında yabancılar net bir şekilde para politikası konusunda ikna edici adımlar atılmadan gelmediler. Şimdi bu aslında sizin söylediğiniz konulardan bence en önemli altını çizecek hususlardan birisiydi. Mart ayına baktığımda da ben para politikası kısmında BDK üyelerinde artık çok ciddi bir anlayış değişikliği olduğunu görüyorum. Çünkü rezervler konusunda çok ciddi bir rezerv kaybı yaşandıktan sonra Nisan sonuna kadar yani yerel seçimleri bekleme riskini almak istemeyen bir PPK yapısı görüyorum ki ben bunun çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Bu PPK yapısı aslında çok önemli bir mesajı daha verdi. Ne dedi? Ben aslında politika çerçevesi konusunda bağımsızım ya da hükümetin bu konuda desteğini tam olarak aldım mesajını verdi. Yani bağımsızlık belki tartışılabilir ama bu konuda desteği aldım, yeşil ışığı aldım mesajını verdi. Bence bu çok önemli bir mesaj oldu. Çünkü sadece 500 bas puan arttırmayla başlamadı. Aynı zamanda aslında efektif olarak 800 puanlık bir artış gelmiş oldu. 300 puanlık gecelik fonlama faiz artışıyla beraber. Bu konuda ben özellikle para politikası kısmında çok ciddi bir anlayış olduğunu, anlayış değişikliği olduğunu düşünüyorum. Ve bunu çok pozitif olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'ye bizim sıkça benzettiğimiz IMF'nin Arjantin programına ya da IMF'ye sıkça gidip gelen Arjantin'e bakacak olursak aslında yüksek enflasyon probleminin sadece para politikasıyla çözülmediğini biz görürüz. Benim geçen sene IMF'nin Arjantin misyon başkanıyla yaptığım sohbette niye Arjantin'de bir türlü bu sorunlar artırılmıyor, çözülemiyor bu kadar yüksek para politikası artışlarına rağmen diye söylediğimde konu çünkü kamu maliyesi diye çok güzel bir şekilde özetledi. Şimdi Türkiye içerisine baktığımızda da her ne kadar borç stoğunun milli geliri oranı nispeten çok daha düşük seviyelerde olsa da şimdi sizin de biraz önce söylediğiniz üzere bu aslında borçlanma maliyetleri ciddi bir şekilde bütçe açığı üzerine yük olarak geliyor. Önümüzdeki süreçlere baktığımızda tabii aslında büyümenin aşağı gelmesiyle beraber özellikle bu deflatör konusundaki süreçlerin normalleşmesiyle beraber aslında borç stoğundaki bu eriminin tam tersi yönde artışa doğru gideceğini biz göreceğiz. Ki arka taraftan çok yüksek bütçe açıkları da geliyor. Bunun dışında da işte geçen sene olduğu gibi aslında yüksek bütçe açıklarının yüksek bir şekilde hazinenin nakit dengesini de olumsuz yönde etkilediğini, bunun piyasadaki tekrar para arzını, para miktarını artırarak aslında enflasyonla mücadelede kamunun elini azalttığını görüyoruz. Bir diğer tarafta tabii kamu maliyesi kısmındaki bütçe açıklarının bu işte ÖTV, KDV'ye dayanan ve fiyat etkisi, fiyat geçişkenliği yüksek olan adımlarla beraber gitmesi de yine enflasyon tarafında elini azaltan adımlar olarak geliyor. Yani özet itibariyle bence para politikası kısmında biz şu zamana kadar güzel bir adım gördük ama bundan sonraki kısımda özellikle ekonomi politikasının başarıya ulaşması gerekiyorsa gözler kamu maliyesi tarafında olacak. Tabii sadece kamu maliyesi tarafında da değil, bir de yönetilen, yönlendirilen fiyatlar konusunda nasıl bir kararlar alınacak? Bence bunlar çok belirleyici olacak. Bu süreç içerisinde biz şunu göreceğiz. Yüksek faize evet ulaştık. Bu yüksek faiz bizi düşük enflasyona çekecek mi? Yoksa kamu maliyesindeki genişlemeci ya da yönetilen, yönlendirilen fiyatlardaki alınan kararlar nedeniyle biz 1990'lı yıllardaki gibi yüksek faiz, yüksek enflasyon salgısına ulaşacak mıyız? Bence bundan sonraki kısım en önemli belirleyici bu olacak. Peki. Şimdi valla ben kendimi hani böyle oyuncak dükkanına girmiş gibi hissediyorum. O kadar çok soru var ki siz anlattıkça gündeme gelecek. Bir hızlı hızlı onları sormak istiyorum müsaadeniz olursa. Şimdi birincisi şunu anladım. Yani IMF anlaşması yapılması lazım. Normalde maliyeti çok düşük ve doğru bir anlaşma. Kendini bağlıyorsun ama. O yüzden seçim sandığı varken çok mümkün değil. Ama bir yandan da sıkıştık. Özellikle de nerede sıkıştık? Kamu maliyesinde sıkıştık. Şimdi kamu maliyesinde nasıl rahatlarız?
doğrudan gelir desteğini belediyeler üzerinden vermek bizim için bir yöntem olabilir mi? Yani İstanbul'u tekrar kazanırsak, Ankara'yı tekrar kazanırsak bütçe dışı harcamalarla birlikte kamu maliyesini çok bozmadan bu işi götürebilir miyiz diye düşünüyor olabilir bir mevcut hükümet, eğer IMF ile anlaşmamakta kararlıysa bir yeni maliyet, yeni bir finansman unsuru olarak. Şimdi aslında baktığımız zaman hep IMF'de şöyle derler, F stands for fiscal, yani aslında IMF'nin temel rolü kamu maliyesidir ve ben de IMF tarafından gelen bir ekonomist olarak ve Türkiye'deki tecrübelerimde de aslında esas tecrübem kamu maliyesi kısmında. Türkiye dinamiğine baktığımızda da bizim genelde kamu maliyesi olarak önerdiğimiz konular içerisinde aslında bu bütçe dışı fonlamaların bütçe disiplinini bozduğu konusunda en önemli bizim uyarılarımızdır, kırmızı bayraklarımızdır. Bütçe dışına çıkmayın diye. Çünkü bütçe dışı fonlara çıkılmaya başlandığı sürece gelirin etkin bir şekilde dağılımını kontrol edilmesi gerçekten oldukça zor bir yapı. Bu arada dediğimden şu anlaşılmasın, yerel yönetimlere daha çok yetki ve bütçe verilmesi konusuna karşı değilim. Ama bunların yetki çerçeveleri net bir şekilde belirlendikten sonra özellikle aktarımların doğru bir şekilde net, kontrol edilebilir bir şekilde, şeffaf bir şekilde yapılmasıyla beraber gitmesi gerekiyor. Yoksa fonlara aktarılması konusunda aslında bizim söylediğimiz en büyük kırmızı bayrağı veren konulardan birisi. Aman ona çıkmayalım. Türkiye'nin genel yapısına bakacak olursak aslında 2010'lu yıllarda özellikle 15-16 yıldan sonra bakacak olursak giderleri nispeten daha aşağı çekmenin temel yöntemi iki tane şey olmuş. Birisi kamu personeline verilen maaş artışları, kamu personel sayısındaki yüksek artışa karşı, yani sayının, çalışan kişi sayısındaki artışı sübvanse etmek için aslında maaşlar reel olarak kısmen aşağı çekilmiş. 2014-15'ten itibaren 2023 Temmuz'una kadar. 2023'te tabii yapılan yüksek kamu personelindeki artışlarla beraber bir anda kamu personeli aslında bütçe içerisindeki en yüksek kalemlerden birisine tekrar oturmuş oldu. Şimdi bu büyük bir sorun çünkü yüksek bir gider kalemine işaret ediyor ve kamu personel tarafında da aslında bu yüksek gider yapısını bir anda çözmek mümkün değil. Çünkü insanlara ya son 10 yılda yapıldığı gibi enflasyonun altında reel artışlar verilerek çözülebilir ki bunu ben önermiyorum. Ya da bu işte zaman içerisinde emekliler yapılarak, işte yeni personel alınmayarak yavaş bir şekilde sürecin işte zaman içerisinde sindirilmesi yapılabilir ki bu da işte 10 yıllık bir periyottan bahsediyoruz. Yani 10 yıllık bir periyot içerisinde kamu personel giderleri bütçe üzerine hala yüksek yük oluşturacak. En önemli diğer yük giderlerinden bir tanesi cari transferler. Bunun içerisinde de sosyal güvenlik sistemi. Burada çok ciddi iki kalem var. Bir tanesi emeklilik sistemi. Emeklilik sistemi tabii özellikle bizim, burada da çok ciddi yanlış anlaşılan bir konu var. Ben bununla ilgili ne zaman yazıp çizsem bana diyorlar ki işte biz onca sene prim ödedik. Peki bizim bu primlerimiz nereye gidecek? İşte ben zaten prim ödedim, benim emekli maaşım, bunu ödemiyorlar mı diye. Şimdi Türkiye'deki ve dünyadaki genel kabul gören sistem pay as you go. Yani mevcut çalışan nüfustan alınan primlerin emeklileri ve ilgili giderleri, sosyal güvenlik sistemindeki ilgi giderleri finanse etmesi üzerine cari bir yapıya mevcuttur. Ve Türkiye'deki şu andaki cari mevcut yapı içerisinde toplanan prim toplanan kişi sayısı yaklaşık 1.6 kişi sayısı bir emekliyi sübvanse eden bir yapıda. Bu da bizim işte temel kabul gören kurallar içerisindeki 4 çalışanın bir emekliyi sübvanse etme yapısından oldukça uzaklaşmış ve sürdürülemez bir yapıya işaret ediyor. Bu da aslında sosyal güvenlik sisteminin kısa süredeki yapılandırılması için çok zor. Ki sosyal güvenlik sistemi içerisindeki aslında genel en büyük sıkıntılardan bir tanesi de Türkiye için geçerli bu. 90'lı yıllardan bizim daha önce tecrübe etmiş olduğumuz bu emeklilik yaşının kaldırılmasıyla beraber bizim zaten şu anda da sıkıntısını geçtiğimiz süreç aslında sosyal güvenlik primlerinin çalışanlar üzerindeki çok yüksek bir maliyete sebep olması. Ve bu yüksek maliyetten dolayı da aslında Türkiye'de istihdam tarafında kayıt dışılığın ve düşük beyanın çok ciddi bir sorun olması. Şimdi ben bunu neden söylüyorum? Çünkü kamu gelirleri dediniz ya, vergi gelirleri. İşte bu en önemli konulardan bir tanesi aslında bu istihdam piyasasının düzenli bir şekilde yapılandırılması gerekiyor. Bu çünkü SGK yükünün yüksek olması bir taraftan giderleri, diğer taraftan da kayıtlı istihdamı aşağı çekerek aslında ülkenin gelir yapısını da bozan olumsuz bir süreç içerisinde. Bu da kolay kotarılabilecek bir süreç değil.
Bir diğer konu da tabii ki sağlık sistemi. Türkiye'deki şu andaki sağlık giderleri de yine toplanan prim yapısıyla beraber açık veren ciddi bir konu. Ve ilaçlar konusunda uygulanan düşük kur politikası da aslında ilaca erişim konusunda da tekrar piyasayı olumsuz yönde etkileyen. Şimdi bu tarafta yüksek giderler var. Bir de biraz önce zaten toplam faiz giderlerinde hızlı bir şekilde arttığından bahsetmiştim. Şimdi diğer tarafta da gelirlerimiz var. Bu gelirler içerisindeki temel sorunlar içerisinde de işte biraz önce kayıt dışılık demiştim. Onun dışında işte tahsilat tahakkuk oranlarının oldukça düşük düzeylerde olması. Son 2015'li yıllardan itibaren sürekli ard arda gelen varlık barışları, işte stokafları, vergi barışları gibi çeşitli uygulamalardan dolayı vergi uyumun oldukça düşük olması. Hatta işte bu mahtrah afları gibi süreçler de aslında kurumları veya kişileri vergi beyan etmemeye teşvik eden süreçler. Bütün bunlar gibi tabii ciddi bir sıkıntımız var. Bu yüzden bir diğer konu da verginin tanımının oldukça sınırlı olması. Bu aslında IMF, Dünya Bankası, OECD gibi birçok vergi konusundaki çalışma yapan kuruluşlara bakacak olursak aslında gelirin tanımının oldukça geniş, yani aslında kazanılan herhangi bir, işte sizin işte aldığınız bahşiş gelirinden piyangoda kazandığınız herhangi bir kazancın da aslında gelir vergisine tabi olması gerekirken, Türkiye'de gelirin tanımı oldukça dar olmuş olmasından dolayı oldukça küçük bir bizim bir havuzumuz var ve bu havuz konusunda özellikle kayıt dışı kalmaya iten veya kayıt dışı kalmaya teşvik eden süreçlerden dolayı da ciddi bir vergi kayıt ve kaçağı var. Bu yüzden gelirin tanımının aslında kapsamlı bir şekilde yapılması gerekiyor ama bu da tabii ki genel kamuoyu nezdinde oldukça tepki çekecek adımlardan birisi olacak. Ben açıkçası bu gelirin kapsamının genişletilmesi, tanımın esnetilmesi konusundaki çalışmaların da bir IMF'siz bir program çerçevesinde özellikle tekrardan bir referanduma gidecek bir Türkiye varsa değiştirilmesinin oldukça zorlu olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konu da aslında biz bunların hepsini yapabilirsek bizim bu işte yüksek KDV, yüksek ÖTV gibi vergilendirmeye dayalan sistemin aslında biraz daha kayıp kaçağın azaltıldığı, daha adil bir vergilendirmeye dönüşecek bir yapı olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki sorunlar yüksek ve bunun özellikle geniş, kapsamlı ve kamuoyuna çok iyi, net bir şekilde anlatılan bir program çerçevesinde en az 5 yıllık bir program içerisinde yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü sorunlar bu kadar yüksek olduğu için bir anda bunları çözmeye çalışmak ekonomiyi tabii ki hızlı bir şekilde frene bastıracaktır. Hani kayıt dışılık ne kadar kötü desek diyorsak da aslında kayıt dışıyı bir anda durdurmak da ekonomik aktiviteyi durdurmak, insanları işinden etmek, istihdam konusunda ciddi problemleri yol açma anlamına geliyor. O yüzden bizim aslında kamu maliyesi alanında en az 5 yıllık uzun bir program çerçevesine ihtiyacımız var diye tekrardan belirtmek isterim. Peki, şimdi anladığım kadarıyla böyle yerel idarelerin bütçelerini kullanmak falan zaten işi kurtarmıyor. Yerel idareleri alıp onların kaynaklarıyla bu işin çözülmesi de mümkün gözükmüyor. Ben IMF'nin Türkiye'deki kayıt dışılık konusunda ne düşündüğünü bilmiyorum ama şunu çok merak ediyorum. Yani pek çok ekonomist bile hesaplayamıyor bu PPP'ler, Public Private Partnership bu konusu. Acaba onun yükünün bütçe üzerinde ne kadar olduğunu resmi rakamlarla IMF görebiliyor mu, hesaplayabiliyor mu? Bunu şu açıdan da soruyorum. Maastricht kriterlerinin çok da üzerinde borç bölü milli gelir açısından bakıldığında Türkiye'de borçluluk oranının çok düşük olduğu söylenen bir ülke. Kayıt dışılığında milli gelirin %30'ları civarında olduğu söyleniyor. O yüzden hani Türkiye gemi değildir, batmaz. Türkiye'ye hiçbir şey olmaz düşüncesi bu kayıt dışılıkla birlikte de var. Ama öte yandan da görülmeyen işte PPP gibi pek çok giderler de var. Türkiye'nin kamu maliyesi gerçekten hani şöyle söyleyeyim 10 üzerinden kaçtayız? Yani Mehmet Şimşek'e sorarsanız oldukça iyi olduğunu söylüyor. Ne kadar iyiyiz seçimden sonra nereye gider? Şimdi Türkiye'nin kamu maliyesi çerçevesi borç yükünün düşük olması konusunda hala aslında çok önemli bir avantaja sahip. Çünkü düşük borç yükü gerçekten çok önemli bir avantaj. Ama diğer arka tarafta gelen sorunlardan dolayı, bu arada hani şunu da söyleyeyim, kayıt dışılık dünyanın hiçbir yerinde sıfır değil. İskandinav ülkelerinde de sıfır değil. Ki kayıt dışının ölçümü de gerçekten çok zor. Tabii tabii, aynen. Ama tabii Türkiye yüksek kayıt dışı olan bir ülke.
İşte hani zaman içerisinde bazı akademisyen arkadaşlarım diyorlar işte Türkiye'de kayıt dışılık işte azalıyor. Evet azalıyor ama bizim akran ülkelerimize göre ve diğer gelişmiş ülkelere göre düşük bir hızla azalıyor. Ve o yüzden bu aslında bizim tercih ettiğimiz bir yöntem değil. O yüzden kayıt dışılığı biz ne kadar düşürürsek aslında hem firmaların kurumsallaşması, insanların sosyal güvenlik çerçevesine sahip olması, gelir adaleti, toplumsal refah konularda da çok daha büyük adımlara yol açarız. Ama ben şimdi konuyu dağıtmayayım, kusura bakmayın. Biraz önceki sorularımıza da konuyu dağıtıp farklı yönlere çektim. Şimdi bu sizin sorduğunuz soru içerisinde... Öyle yapınca ben kendi anladığımı cevap olarak veriyorum. Onun için serbestsiniz. Tamam, şimdi bu şeyleri, kamu özel iştiraklerini sormuştunuz. Ben şimdi tekrar o tarafa geçeyim. Çünkü bazen kusura bakmayın, konu içerisinde heyecanlanıp böyle başka bir tarafa doğru ilerliyorum. Gayet mutluyum, bilgileniyorum. Hani o konulara da değinirsek daha mutlu olacağım. Buyurun lütfen. Tamamdır. Şimdi kamu özel iştiraklerine geldiğim zaman, kamu özel iştirakler içerisinde aslında yükümlülükler iki şekilde gerçekleşiyor. Birisi gerçekleşen yükümlülükler nedir? İşte örnek vermek gerekirse, işte havalimanlarının yolcu kapasitesi karşısında yeterli yolcu alamaması kaynaklı devletin ödediği birim zarar fiyatları, işte otoyollar yine benzer şekilde köprüler gibi çeşitli aslında görev zararları ilgili kurumlar bünyesinde. İşte mesela bunu eğer karayolları yapmışsa bu ihaleyi, karayolların verdiği görev zararları içerisinde ya da bunu işte hani devlet havalimanları işletmesi yaptıysa DHMİ'nin görev zararları içerisinde konsolide bir şekilde toplam gelir ve giderler içerisinde varsa aslında konsolide rakamlar içerisinde yansıyor. Ama tabii ki alt rakamlar içerisinde ilgili idare net bir yayınlama, kamu aydınlatması yapmaması halinde tabii ki biz bunları görmüyoruz. Aslında daha önceki yıllarda IMF'nin Fiscal Task Force'un Türkiye içerisinde yapmış olduğu önemli eleştiriler içerisinde bizim kamu şeffaflığımızın public transparency diye ifade edilen onun yeterince net olmaması bizim en önemli eleştiri aldığımız konulardan birisiydi. Çünkü görev zararlarının aslında birçok ülke ya da kamu idaresi konusundaki governance indicator'larda daha iyi not alan ülkeler içerisinde aslında bunların görev zararları birçok ülke tarafından yayınlanıyor ve biz net bir şekilde görebiliyoruz. Yapılan ihaleler bazında ya da işletmeler bazında bilançolar net bir şekilde yazılıyor. Türkiye'de sadece kümülatif olarak görebiliyoruz. O yüzden net olarak hani hangi kamu özel iştirakinin hangi işletmesinden dolayı ne kadar bir zarar olduğunu kalem kalem izleyemiyoruz. Ama bir diğer zarar da var. O zararda şu anda ne IMF görebiliyor ne de ben hazinenin etkin bir şekilde ölçtüğünü düşünüyorum. O da nedir? Contingent liabilities, yani koşullu yükümlülükler. Bu da nedir? Yapılan kamu özel iştirakleri çerçevesindeki yapılan yükümlülüklerden doğabilecek ek zararların, yani şu aşamadaki neler yaparız biz burada? İşte ekonomik büyüme, kur tahminleri, fiyatlama tahminleri, nüfus projeksiyonları gibi çeşitli etkinlikler içerisinde yapılan ihaleler kaynaklı izleyen yıllarda doğabilecek ek yükümlülükleri de tabii ki bunlar bir tahmin aralığı içerisinde gider. Bununla ilişkin bir de aslında kamu ihalelerinin doğurabileceği ek koşullu yükümlülükler içerisinde bir de bildiri yayınlanması gerekir. Bu kısmı tabii ki Türkiye hazinesi yapmıyor ya da kamu maliyeti şu anda yapmıyor. Bu da aslında yine eleştiri aldığımız konulardan birisi de bu koşullu yükümlülükler içerisindeki doğabilecek yüklerin ne kadar olduğuna dair ve ne kadarlık bir portföy sahip olduğuna dair bir bildirinin, bir bültenin yıllık bir şekilde yayınlanması da yine bu çerçevede gidiyor. O yüzden dediğim gibi biz şu aşamada sadece kısmi olarak gerçekleşenleri toplam bütçe yansıdığı tabii hangi ölçüde nasıl yansıdığı izleyemiyoruz ama sadece gerçekleşenler kısmında kamudaki özellikle işte kamu bankalarındakileri de tabii daha ilave etmek gerekir. Sadece o yüzden kısmi olarak görebiliyoruz. Peki. O zaman son bir değerlendirme şunu yapalım. Önümüzde seçim olasılığı varken bir şekilde bir IMF ile anlaşma imkanı yok. IMF ile anlaşılmadığında da kaynak problemi yüksek ve maliyetli olacak ve ayrıca reformları yapmak açısından da bir güven sağlamak çok kolay olmadığı gibi bu reformları yapacağınızı söyleyerek ihtiyacınız olan büyüklükte bir parayı bulmak da kolay olmayacak. Burada sorum şu, Türkiye'nin sizce önümüzdeki yani mesela 3-3,5 sene zorlu bir süreçten bahsediyor.
Mehmet Bey. Yani işte bir enflasyon şoku yaşayan ülkelerde enflasyonun normalleşmesi dünya şeyi 3'te 3,5 sene gibi ifadeler kullandı. Onun verdiği veriyle hareket ediyorum. IMF çalışmaları bunu işaret ediyor mu? Yani Türkiye bir enflasyon şoku yedi. Görünenden de daha büyük bir şok olduğunu biliyoruz. Çünkü TÜİK verisi bile tartışılır bir şekilde. Türkiye bu enflasyon şokunu ne kadar sürede atlatabilir konusu birincisi. İkincisi Türkiye'nin tek haneli bir enflasyona ulaşabilmesi için işte Mehmet Şimşek programınız yok diyenlere gidin bakın orada program var falan diyor ama ben de göremedim. Çünkü tarihler yok hangi tarihte ne yapılacak diye. Siz görüyor musunuz bir eski IMF ekonomisti olarak? Çünkü bizler hani mesela Cevdet Hoca'nın çalıştığı Merkez Bankası'nda ya da sizlerin çalıştığı IMF'de çalışamayacak kadar düşük CV'lerde olabiliriz. Şaka bir yana çok yüksek CV'ler de var. Mehmet Şimşek'in verdiği önemde şeyden örnekten bahsediyorum. İnsanları böyle CV'leriyle değerlendiriyor. Şimdi IMF nasıl görüyor? Bir IMF eski ekonomisti Tepal'ın bir sayın mensubu nasıl görüyor? Türkiye'nin gerçekten bir programı var mı? Bu program ne kadar sürede enflasyonu düşürür ve Türkiye'nin ne kadar bir kaynak ihtiyacı var? 3 tane soru. Evet. Şimdi Türkiye'deki tekrardan bizim bu ve de hükümet tarafından iletilen rasyonel dönüş programı konusunda orta vadeli programda arka taraftaki anekslerde eklenmiş çeşitli iyi niyet dilekleri var tabii. Onları okuduk ama buradaki en önemli eksiklik sizin de biraz önce iletmiş olduğunuz üzere aslında bunun net takvimlerle ve somut ilişimlerle birlikte herhangi bir şekilde şu anda patikaya oturtulmaması. Ve bununla ilgili aslında en önemli konular içerisinde Türkiye'nin kamu maliyesi, istihdam piyasası, eğitim gibi sorunlara ilişkin birçok kaleminde eksik olması. Tabii kurumsal altyapı işte bunun içerisinde hukukun işlerliği, işlevselliği, kurumsal altyapının iyileştirilmesi gibi temel konularında tabii ki bu program içerisinde kısmen ama yeterli ölçüde yer almaması kaynaklı. Yani şu aşamada aslında genel değerlendirme içerisinde bizim de TEPAV olarak aslında verdiğimiz değerlendirme maalesef karnesinin hükümetin şu aşamada zayıf olduğuna dair ve bunun iyileştirilmesinin de özellikle biz enflasyon düşürmek istiyorsak yapılması gereken en önemli kalemlerden birisi olması gerekiyor. Burada özellikle kurumların bağımsızlığı, kurumların işlerliği, kurallar ve kurumlar ve tabii ki hukuki sistem en önemli süreçler içerisinde. Aslında bunu bir tek ben söylemiyorum. Biraz önce siz de söylediniz. IMF'deki arkadaşlarımın çıkardığı makaleler içerisinde şu aşamadaki en önemli konu aslında enflasyonda başarıyı sağlayan ve enflasyon hedeflemesi yapan ülkelerde bunu başarabilen ülkelerin Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlayan ülkelerden olduğunu gösteriyor yakın zamanda yayınladıkları çalışmalar. Bu da aslında bizim makroekonomik istikrar sağlamak istiyorsak tabii ki hukukun işlerliği ve bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösteriyor. Şimdi finansman konusuna gelecek olursak, şimdi Türkiye evet finansmanı IMF'siz bir şekilde enflasyonu nispeten düşük rakamları çekmeyi ve bu sorunları aşmayı başarabilir. Ama nasıl başaracak? Tabii ki çok daha yüksek maliyet öderek başaracak. Şu aşamada geldiğimiz yüksek faiz oranları ve CDS seviyelerimiz, aynı zamanda Türkiye'nin dış borcunu ödediği rakamlar bizim akran ülkelerimizin yaklaşık 2-3 katı daha yüksek düzeylerde bizler borçlanıyoruz. Bu da ne demek oluyor? Aslında şu andaki sorunların bizim uzun vadeli bir şekilde ülkenin büyüme potansiyelinden aldığımızı gösteriyor. Bu da ne demek oluyor? IMF'siz bir programda evet dış finansman konusunda Türkiye'nin tabii ki erişimi var. Türkiye büyük bir ülke ve uluslararası portföy firmaları tarafından da her zaman ilgiyle karşılanan bir ülke. Ama şu anda Türkiye'ye gelmelerinin sebebi İşte yüksek verimlilik gibi sebepler değil, yüksek faizden dolayı geliyorlar. Ve bu yüksek faiz, tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum, ülkenin üzerinde sırtını yükleyeceği bir kambur olarak gelecek. O yüzden biz hem bu yapısal konuları hem de daha düşük finansmana erişimi ne kadar erken sağlarsak aslında Türkiye'nin yeniden ivmelenmesi konusunda çok daha hızlı bir patikaya evrilmiş olacağız. Aksi takdirde bugünkü yüksek borçlar aslında izleyen süreçlerde yeniden popülizme gelmesi konusunda. Çünkü yapılan özellikle uluslararası alandaki yapılan çalışmalar da aslında kamu borcunun yüksek olan ülkelerde yeniden popülizm ve makroekonomik istikrarsızlığa girmenin de yüksek bir korelasyona sahip olduğunu gösteriyor. O yüzden
Bugün biz evimizi ne kadar hızlı bir şekilde doğru düzene kavuşturursak izleyen yıllarda da tabii ki Türkiye'nin üzerindeki yükü artmamız o kadar daha kolay olacak. Yani bu yüzden şunu söylemek istiyorum. Tabii ki Türkiye'nin finansmana ihtiyacı var. Ama bu finansmana ihtiyacının sağlanıyor olması ya da sağlıyor olması Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı olmadığını göstermiyor. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'nin önünde çok büyük bir problem var. Bu problemlerden nedir? Kahramanmaraş merkezli depremin yeniden inşası ve Türkiye'nin depreme karşı dayanıklılığının sağlanması. Çünkü yapılan çalışmalar neyi gösteriyor? Aslında sismograflar tarafından yapılan çalışmalar İstanbul'da 2030 yılına kadar 7 ve üzerinde bir şiddetli bir depremin olmasının 160 üzerindeki olasılığından bahsediyor bize. Bu da aslında hızlı bir şekilde bizim hem Kahramanmaraş merkezi deprem karşısında yeniden inşa maliyetini artırmamız hem de Türkiye'nin özellikle deprem riski yüksek olan bölgelerde başta İstanbul gibi Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/3'ünün İstanbul'a çevresindeki bölgelerde yaşadığını düşünürsek oradaki binaların hızlı bir şekilde depreme dayanıklılığının yapılması için çok ciddi bir kaynağa ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Benim geçen sene Kahramanmaraş merkezi depremin yeniden inşaat ve bölgenin yeniden eski haline getirilmesi için sağlanması gereken asgari tahminim, bu asgari tahmin olarak altını çizmek istiyorum, 150 milyar dolardı. Ki Dünya Bankası'nın da Türkiye'nin depreme karşı yeniden korunaklı haline getirmesi için tahmin ettiği rakamda yaklaşık 450 milyar dolar. Yani burada çok yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Bu rakamlar öyle kolay bir şekilde dış piyasalardan yapılabilecek, erişilebilecek rakamlar değil. O yüzden kapsamlı bir programın, bunun içerisinde IMF'nin dahil edilmesinin ben Türkiye'deki ekonomi politikası adına ve özellikle deprem riski gibi çok önemli bir riskin hızlı bir şekilde azaltılması konusunda çok isabetli bir karar olacağını düşünüyorum. Bugün IMF ile anlaşılsa 3 yıllık bir ciddi maliye reformu, kamu maliyesinin düzeltilmesi ve reform takvimiyle Türkiye kabaca 450 milyar, 500 milyar dolarlık bir kaynakla enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürebilir diye bir manşet attım. Doğru söyledim mi? Şimdi 450-500 milyar dolar çok yüksek bir rakam. Şimdi IMF'den bu kadar finansman sağlanabilme kapasitesi bilmiyorum. Başarılabilir mi 5 yıllık bir süreç içerisinde? Bilmiyorum ama yani? Şöyle. Yani şöyle söyleyeyim, en son 2018 IMF'nin Arjantin programında 55 milyar dolarlık bir büyük bir paket vermişti IMF Arjantin'e. Ama tabii Türkiye ekonomisinin Arjantin'e göre çok daha büyük olduğunu öngörürsek ben hani 100 milyar dolar ve üzerindeki bir finansmanı kolaylıkla sağlanabileceğini düşünüyorum IMF tarafında. Ama şöyle bir şey de var, yani kaynağı sadece IMF olarak bizim sınıflandırmamamız lazım. Dünya Bankası da var, dış piyasalar da var. Tabii tabii. Tabii şimdi tabii ki bu uluslararası finansal kuruluşlar genel portföy içerisinde olacak ama IMF programının en büyük avantajı da aslında yurt dışından gelecek fonların Türkiye'ye girişi konusunda çok önemli bir start vermesi olacaktır. O yüzden bir IMF programı ile beraber aslında en az o kadar büyüklükte bir portföy girişinde Türkiye'ye gireceği konusunda da bence bir yeşil ışığa biz sahip olacağız. O yüzden IMF programı bir, tabii ki sizin bahsetmiş olduğunuz uluslararası finansal kuruluşlarla beraber yapılacak diğer finansman kalemleri ama iki, yurt dışından portföy girişleri ve tekrardan da aslında yurt içi yerleşiklerin TL'ye dönmesi ve yurt dışındaki varlıklarını yeniden Türkiye'ye getirmesi konusunda da aslında çok önemli iki tane kapıyı açacak. Yani IMF'den kabaca 100 milyar dolarlık bir paket alınabilirse Arjantin örneğinden gidiyorum. Türkiye ekonomisi Arjantin ekonomisinin iki katı bir kaynağa ulaşabilir. Bunun dışında uluslararası borçlanma imkanlarının hem ucuzlaması ve hem artması ile birlikte uluslararası diğer finans kuruluşları ile birlikte bu diğer finans enstitülerini de katarak Türkiye'nin böyle bir kaynağı bulması lazım. 450-500 milyar dolar bir kaynağı bulması lazım ki 3 yılda gerçekten ciddi bir Türkiye'de deprem gerçeğinin de aklımızda tutarak, yani Türkiye'nin beka problemi ekonomisinin bu noktada bekasına en büyük risk de İstanbul'daki olabilecek bir olası deprem, Allah korusun. Bunları da akıllarımızda tutmamız lazım. Çünkü ekonomik deprem yaratabilir ya da önleyebilirsiniz ama sadece jeolojik bir olay olan depremi
engelleyemezsiniz ama önlem alabilirsiniz. O açıdan önlem almamız lazım, gerekir diye düşünüyorum. Ama tabii hani biz bunun için mi IMF'ye gideriz yoksa Kanal İstanbul'u yapmak için mi gideriz? Orada benim kafam karışıyor biraz deyip son sözü size bırakayım tekrar. Tabii, aslında ben şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bizim TEPA bünyesinde özellikle kurucu direktörümüz Güven Hoca'nın sıkça yazdığı konulardan bir tanesi de aslında Türkiye'nin ekonomi modelini de yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Şimdi bizim ekonomik aktivitemizin 1/3'ünün İstanbul ve çevresinden gelecek bir ekonomik yapılanmaya ve gittikçe İstanbul nüfusunu ve çevresindeki nüfusu daha da yoğunlaşmasına sebep olacak bir ekonomik modelinden çıkıp aslında Anadolu'yu ve diğer liman şehirlerini de aktif bir şekilde kullanacağımız, nüfusun yoğunluğunu ve ekonomik aktiviteyi de bu şehirlere, illere dağıtacağımız yeni bir planlama modeline geçmemiz gerekiyor. Ki o yüzden kendisi de sürekli altını çizerek yazıyor, yeni bir DPT'ye ihtiyacımız var diye. Bu aslında bizim bugünden itibaren başlayacak süreçlerimiz de bu işte riski İstanbul'dan alıp diğer illere doğru hem bölgesel genişlemeye, gelişmeye katkı sağlayacak hem de Türkiye'nin risk unsurunu, ekonomik risk unsurunu da azaltacak süreçler içerisinde aslında bütünsel bir kalkınma planında ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Peki. Burcu Hanım çok teşekkür ediyorum. Sevgili Güven Hocama da saygı ve sevgilerimi iletin. Kendisiyle bir ay öncesinde bir yayın için konuşmuştuk, bir türlü ayarlayamadık çünkü çok yoğun olduğunu biliyorum. Ama kapıyı böyle güzel, genç ve yorumlarıyla, gerçekten net yorumlarıyla bize ışık tutan bir yapıya başkanlık ettiği için önce teşekkür. Ardından da size verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben sorularımın çoğuna cevap aldım. Kafamda netleşti. Yani Türkiye eninde sonunda IMF'ye mecbur kalacak, bunu ben anlıyorum. Ya bu bir mecbur kalmak kelimesi de tabii yanlış anlaşılıyor burada. Hani IMF ne anlar? Herkese aynı elbiseyi dikiyor işte diye anlatırlar. Veya bir taraf döner işte IMF programı olmayacak, bizim programımız olacak der, içselleştirme der. Öte yandan da ya IMF ne var kardeşim, işte ödemeler dengesi problemi yaşarsan itfaiyeci gibidir, gelir söndürür. Yani böyle bakmak lazım. Biz bu sorunu yarattık. Kendi başımızda çözebilmemiz için bir irade göstermedik. Bozmak için bir irade gösterdik. Şimdi çözmek için kendimizce göstereceğimiz irade ihtiyacımız olan kaynağı gerçekten bizi ulaştırmaz. Maliyetli olarak ulaştırır ve sorunu büyüterek uzatır. Ben bunu görüyorum. O yüzden hani IMF'yi kötülemekten ziyade IMF'ye gittiğimizde gerçekten daha iyi bir tabloyla onlarla belki de oturup anlaşma yapmayı sağlayacak adımlar atılmış olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum doğru toparlayabildim mi? Ben dediğim gibi son sözü size bırakayım. Yani çok doğru toparladınız çünkü IMF de aslında kendi içerisinde sürekli olarak kurumsal yapısını reform eden bir kurum olarak değerlendirmek lazım. Türkiye'nin zihninde kalan 90'lı yıllardaki IMF'nin daha katı ve esnemez yapısı, ama özellikle küresel finansal krizden sonra IMF de aslında kendi ekonomik çerçevesini değiştiren, geliştiren, daha esnek yapıya sahip olan bir kurum haline döndü. Ki IMF ile yapılacak aslında görüşmeler neticesinde bence elde edeceğimiz en önemli konu aslında çok ciddi bir kurumsal kapasiteye erişim süreci olacak. Yani bu konuda aslında çok sınırlı imkanlarla beraber, çok geniş bir kitleyle beraber, çok etkin bir kitleyle beraber Türkiye'nin yapısal sorunlarını etkin bir şekilde ortaya koyup, değerlendirip çözüme ulaştırma fırsatı sunacak. Bence bu özellikle kurumsal yapıya erişim konusu da çok değerli ki IMF'nin şu aşamadaki güncel kendi çerçevesi içerisinde sadece makroekonomik istikrar veya ödemeler dengesi krizine işte bir itfaiyeci gibi gelip çözüm bulmanın dışında aslında yapısal sorunların içerisinde ülkenin problemlerini çözmektir. Bu nedir? İşte IMF ile oturacak bir problem aslında Türkiye'nin iklim krizinin ortasında da yer aldığını düşünürsek bütün problemlerini iklim krizi çerçevesinde değerlendirecek, afetlere karşı daha güvenilir hale getirecek bir yapının oluşturulması, cinsiyet eşitsizliğinin bu kadar yüksek olduğu bir bizim toplumumuzda daha eşitlikçi bir yapıya kavuşması içerisinde önemli fırsatlar verecek ki IMF'nin geçen sene kendi mandatı içerisinde aldığı konulardan bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitsizliği oldu. Bu yüzden ben IMF ile yapılacak bir çerçevenin bütünsel bir yapıda Türkiye'nin yapısal sorunlarını, kalkınma sorunlarını çözüm ulaştırma konusunda çok ciddi bir kurumsal yapıya ve insan gücüne erişim konusunda fırsat vereceğini düşünüyorum.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için sağlıkla, mutlulukla, huzurla bir hafta olsun. Kendinize iyi bakın. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Burcu Aydın Özü Doğru TEPAV Direktörü. Teşekkür ediyorum efendim. Görüşmek üzere. Yayınlar. Çok teşekkür ederim. Efendim bugün çok çalıştık. Çok da güzel şeyler öğrendik. Umuyorum emeklerimiz boşa gitmez. Ve bu noktada sizler de bizi izlemekten mutlu olmuşsunuzdur. Anlattıkça izleyici sayımızın arttığı ve yayınımızdaki temponun düşmediği bir gün oldu. Bundan sonra da umuyorum böyle olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah 9.30'da tekrar görüşeceğiz. Ama unutmayalım, bugün 15.30'da Amerika'daki büyüme verileriyle Eren Kağan karşınızda olacak bu kanalda. Ve yine saat 18.10 geçe de Yasin Furkan arkadaşımız kapanış verilerini değerlendirecek. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah 9.30'da inşallah görüşeceğiz.